Ekranım gözüküyor. Bugünkü konuğumuz, değerli hocamız Mert Uzun. Aynı zamanda benim de çok sevdiğim de bir arkadaşım. Bunu da belirtmek isterim. Kendisiyle biz doktora sürecinden tanışıyoruz. Kendisi Yıldızlı. Ankara Anadolu Lisesi'nin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisliğini bitirmiş 2010 yılında. Ardından yapı işletmesinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamış. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'nde iş sağlığı ve güvenliği endüstri mühendisliğinin altında iş sağlığı ve güvenliği alanında doktorasını tamamlamış. Hem İnşaat Mühendisleri Odası'nın bir üyesi hem de zaman zaman konuklarımız geliyor. Onların da üye olduğu bir dernek, Risk Yönetimi Derneği'nin de kendisi bir üyesi. Birçok projede 2010 yılından itibaren sağlık, çevre, emniyet ya da sağlık, çevre, güvenlik alanlarında örneğin gözüme çarpıyor. Bomonti, Hilton, Özdirek Park, hepimizin belki gittiği yerler, Spire Tower. Buralarda Mall of İstanbul, hep iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili şeflikten müdürlüğe, yöneticiliğe, koordinatörlüğe kadar bütün alanlarda çalışmış. Ardından artık biraz daha danışmanlık vermeye başlarken Işık Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve yardımcı doçent olarak yaklaşık 7 yıl ders vermekte, iş güvenliği anlamında yakın zamanda sonlandı. MEF Üniversitesi'nde de yaklaşık 4 yıldır ne diyorduk onu? Yapı işletmesi. Evet, işletme yönetimi. Yapı işletmesi programında yüksek lisans derslerini yürütüyor. 2018 yılından itibaren de mühendislik ve danışmanlık kısmında yönetici partner olarak Meganova firmasında devam ediyor. Yurt dışına da açılmış bir firma. Kendisi hem yapı işletmesi hem de iş sağlığı ve güvenliği anlamında piyasada tanınan isimlerden biri. Ben de zaman zaman aklıma bir şey takıldığı zaman kendisine danışıyorum. Kendisine katılımından dolayı şimdiden çok teşekkür etmek istiyorum. Sadece konumuzla ilgili, şantiyelerde, sosyal alanlarla ilgili derslerde de gördüğümüz bir nokta vardı. Burası bir metro inşaatı. Ekmek arası ıspanak. İşte ne diyelim, haşeratların olduğu, parazitlerin olduğu yatakhaneler, işçilerin adeta temel yaşam koşullarından mahrum bulunduğu alanlarda üretim yapması. Bunlar insani şeyler değil. İşçiye değer verilmeyen noktalarda kaliteli bir imalat çıkmasının zor olacağını söyleyebiliriz. Hatta çıkan imalat belki kaliteli olsa bile vicdani olmayacaktır. Bu sebeple şantiyelerde, bakın, 3. havalimanını düşünürsek on binlerce kişinin yaşadığı neredeyse bazı ilçelerden büyük sosyal alanlar vardı. Kantiniyle, reviriyle, yatakhanesiyle, sosyal tesisiyle. Bunların yönetimi hem bir güvenlik açısından, iş güvenliği açısından, adli güvenlik açısından önemli bir nokta. Hem de çalışanlara değer verdiğinizi göstererek onların motivasyonunu arttırmak noktasında bir kaldıraç olarak kullanabileceğiniz yönetebileceğiniz bir alan diyebiliriz. Ben şimdi hemen paylaşımı durduruyorum ve sözü değerli konuğumuz Sayın Doktor Mert Uzun'a bırakıyorum. Ökçü Hocam, çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için ve övgü dolu tanıtımınız için. O kadarını hak etmiyorum diye düşünüyorum. Bir Estağfurullah. süredir tecrübeliyim diyebilirim inşaat sektöründeki iş sağlığı güvenliği uygulamaları ile ilgili. Bugüne kadar edindiğim tecrübeleri aslında biraz özetlemeye çalışacağım. Sunumumu şöyle ekrana yansıtarak biraz da sizin aslında başladığınız yerden ben de başlamak istiyorum. Sunumu hazırlarken düşündüm nasıl bir şey yansıtmak gerekir, hani neyin üzerinde duralım diye. Açıkçası Türkiye'de inşaatlarda konu sosyal olanaklara geldiği zaman imkanların epeyce dar olduğunu görüyoruz. Bu açıdan ben aslında biraz da kendi hikayemle bir inşaat mühendisi olarak aslında iş sağlığı güvenliğine nasıl başlama düşünceleri bende gelişti, daha sonra bunlar nasıl olgunlaştı. Konu biraz bugünle ilgili çünkü o açıdan bunu biraz size açmak istiyorum ama daha öncesinde şöyle en azından arkada şeyimiz dursun, sunumumuz dursun. Üniversite ikinci sınıftaydım.
bir staj programı için ilk defa herhalde bir şantiyenin bütün etraflıca bir şantiye yaşamını gözleme imkanı buldum. İlk şey herhalde bu dönemde diyebilirim. Staja başladığımda açıkçası hani öğrencilik yaşamının içerisinde ilk staj ve son derecede sert bir proje müdürünün yanında staj yapma imkanı bulmuştum. Açıkçası hiç kaytarma imkanı yoktu. İşe 5 dakika bile geç kalamadım. Bir yanda üniversitede esnek derslere girdiğim saatlerden yazın kendimi sabah 7'de şantiyede, sabah 7'yi 5 geçe geç kaldığımda şantiyemin çaldığı bir, telefonumun çaldığı bir disiplince bulunca açıkçası biraz irkilmiştim. Daha sonrasında şantiye yaşamının kendisinde ise açıkçası çok konforsuz olduğuyla karşılaşmıştım. Yani şantiyedeki ilk dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi şantiyenin konforsuzluğuydu. Konfordan kastettiğim şey ne? Aslında bakılacak olursa inşaat mühendisi olarak daha o ofislerde çalışma ya da bir mimar olarak da, saha mimarı olarak da çalışmak mümkün tabii. Daha ofis düzeninde çalışmaktansa o şantiyede çalışmanın getirdiği konforsuzlukları kastediyorum. Daha sonra aslında çalışmaya başladığımda şunu fark ettim ki bu konforsuzluklar mühendisler için farklı ya da mimarlar için. Ben her mühendis dediğimde lütfen mimarlık bölümündeki arkadaşlar onları da kapsadığını düşünsün. Benimki biraz mesleki olarak ve hep inşaat mühendislerine seslenmekten kaynaklanan bir alışkanlık. Mühendislerle işçilerin arasında da aslında sosyal olanaklara erişim açısından farkların olduğunu gördüm. Örneğin yemeklerin çalıştığım yerde işçiler için farklı, mühendisler için farklı çıktığını görmüştüm. Bu benim için çok çarpıcıydı. Aynı yerde çalışıyorduk ama işçiler farklı yemekler yiyordu. Mühendisler benzer yemeklerin üzerine ilave olanaklardan yararlanıyorlardı, öyle söyleyeyim. Belki içilen çorba aynıydı ama bazen yenilen tatlı, bazen yenilen salatası değişikti. Bazen yanında içilen içeceği değişikti. Öte yandan bir fark ettim ki inşaatın içerisinde aslında bakılacak olursa işçiler farklı konaklama yerlerinde yatıyorlar. Mühendisler daha farklı konaklama yerlerinde yatıyorlar. Mühendislerin kalfaların kaldığı yerler, geceliğin yattıkları yerler biraz daha aslında temiz, daha derli toplu, daha olanakları gelişkin. Açıkçası şantiyenin içerisinde konaklama, yatma, dinlenme, tuvalet gibi günlük insanın ihtiyacı olabilecek olanaklara erişimin son derece kısıtlı olduğunu görmek ve bunların aslında şantiyenin içerisinde eşitsiz, yani aslında kendimi yatmak istemeyeceğim yerde işçi arkadaşlarımın yattığını görmek benim için çok çarpıcı olmuştu. Yani açıkçası çok şeylerde konforlu olmayan birçok yerde yattım. O güne kadar da yatmıştım. Öğrenciyken kamp alanlarına gitmiştim. Birçok zorlu olduğunu düşündüğüm yerde yatmıştım ama gerçekten şantiyede yatıp kalkmaya başladıktan sonra o yaşamın kendisi daha farklı bir boyut alıyor. Tabii bu şantiyelerin olanaklarından olanaklarına göre değişen bir yaklaşım ama günün sonunda şantiye dediğimiz yaşantının kendisi ve şantiyede yaşamak, orada sosyal alanların, ihtiyaçların giderilmesi normal hayatlarımızda şehrin içerisinde karşılaştığımız binalardan farklı. Bu açıdan bu konular proje yönetiminin aslında üzerinde şiddetle durması gereken konular. Bugün biraz sizlere onları anlatacağım. Zira bu lisans dönemindeki gözlemlerimin kendisi daha sonra ikinci stajım, daha sonra ilk işe girişim ve takip eden yıllarda beni bu konularla ilgili bir şeyler yapmaya teşvik etti. Aslında çalışanların sağlığı, güvenliği ve refahını geliştirebilmek için inşaat yönetimi alanının içerisinde neler yapılabileceğini araştırmaya doğru gitti. Ve yüksek lisans ve doktora çalışmamı inşaat yönetimi, inşaat yönetiminde de spesifik bir alt başlık olarak sağlık güvenlik konularına doğru götürmeme sebebiyet verdi. Ta lisans dönemlerindeki o sahada gördüğüm farkındalıklar. Tabii bahsettiğim şey sadece bu olanakların kısıtlı olması ve hiyerarşik olarak farklı şekillerde sunulması değil. Detayına gireceğim bazı konular olacak. Aslında çok çok uzun ve birbirinden çok farklı başlıklarla bağlanabilecek bir konu. Çünkü biz mühendis mimarlar için aslına bakılacak olursa sosyal olanakların yönetimi dediğimiz şeyin kendisini açmak için daha fazla altlık lazım. Bugün ne yazık ki işin sosyal boyutlarına, belki de sosyolojik boyutlarına uzmanı olmadığım için çok değinemeyeceğim ama bu başlıklarda deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Şöyle, sunumum eğer net görünüyor ise büyüterek başlayacağım. Evet, görebiliyoruz şu an.
Bugün size anlatacağım içerik temel bir tanımlamayla başlayacak ve daha sonrasında aslında konuyu kendi uzmanlık alanım olan sağlık ve güvenlik konusuyla ilişkilendirerek daha sonrasından bunu inşaat projelerinde, daha doğrusu şantiyelerde nasıl yönetmeliyiz'e doğru götürmek olacak. Gözetmemiz gereken kriterler var mı? Düşünmemiz gereken parametreler neler? Kötü örnekler, iyi örnekler? Biraz bunların üzerinden geçeceğim. Başlarken hani Gökçe Hoca'nın göstermiş olduğu ekmek arası ıspanak konusuna benzer örnekleri ben de vereceğim. Bunları çok görselleştirmek istemedim ama bunlara ilişkin çok fazla anım, çok fazla deneyimim var. Belki onları böyle hikaye tadında anlatmak, deneyimleri paylaşmak daha faydalı olabilir diyerek şöyle işin en azından biraz matbu, sizlerin kafanızda bu konseptin ne olduğunu canlandırmak için izninizle başlıyorum. Öncelikle belki daha önceki başka derslerinizde almışsınızdır. O yüzden bunun üzerinde çok durmayacağım. Bugün sağlık, güvenlik, iş sağlığı, güvenliği neden önemli, inşaatlarda durumlar nasıl vesaire gibi şeylerin çok derinine inmeyeceğim ama başlarken bir iki kavramsal tanımlama yaparak başlamak istiyorum. O da daha çok iş sağlığı, güvenliği ile ilgili değil de aslında refah tanımlaması ile ilgili. Ülkemizde kanunumuz iş sağlığı, güvenliği kanunu, yönetmeliklerimizdeki temel terminoloji iş sağlığı güvenliği. Aslına baktığımızda bütün çalışma yerindeki insanın bedensel, ruhsal, sosyal iyilik halini biz Türkiye'de daha çok iş sağlığı güvenliği terminolojisiyle kapsıyoruz. İş sağlığı güvenliği dediğimizde bunun içerisine her şey giriyor. Batı'daki bazı uygulamalarda tanım bir miktar genişletilerek sağlık, güvenlik konusunun yanına refah da ilintilendiriliyor. Bu çok mu önemli? Hayır, çok önemli değil aslında bakılacak olursa ama konuya bugün biraz odaklanarak bakacağımız ve bir terminoloji olarak refahı konuşacağımız için refah kelimesini biraz açmak istiyorum. Aslında refah kelimesi Türk Dil Kurumu açısından bakacak olursanız ya da Oxford sözlüğüne bakacak olursanız genel olarak hayattan memnun olma, iyi olma hali. İngilizcesi welfare, biraz well-being günümüzde çok popüler olan o İyi olma konusuyla ilişkilendiriliyor aslında bakılacak olursa. Bir nevi bir yaşam kalitesiyle de ilintili diye düşünebiliriz. Peki refah konusu sadece çalışanlarla ilgili bir durum değil ki. Kuşkusuz ülkenin refahı, toplumun refahı, birçok refahın tanımlanabileceği başlık var. Çalışan refahı dediğimizde ise aslında iş yerinin içerisinde tekil olarak İşte kimyasal risklerden, biyolojik risklerden, ergonomik risklerden ya da işte fiziksel risklerden kişileri korumak, onların sadece yüksekten düşmesine engel olmak, onların sadece bir kimyasala maruz kalmasına engel olmak değil de iş yerinde o psikososyal riskleri de içerecek şekilde işin yükünü kaldırabilir olması, stresini yönetebilir olması, iş yerinde sağlıklı bir iletişim olanağı bulup bulamaması, yani iş yeri koşullarının onun hayatını daha fazla zorlaştırmaması diyebiliriz. Yani iş yerindeki takip edilen politikaların o iş yerindeki çalışanlar açısından oraya bağlanma, işe devam etme, işi verimli kılmak için motivasyon yaratması gerekir. İşte aslında çalışan refahı dediğimiz şey, çalışanların bu bahsetmiş olduğum içerisinde psikososyal, işin aslında işe bağlandığı o psikososyal risk etmenlerinden arındırılmış, çalışanların bu anlamıyla zihinsel ve duygusal bağlanmalarını sağlayan bir başlık olarak bakabiliriz. Bunu ilintilendiren, bunu ilgilendiren, bundaki performansı iyileştiren ya da kötüleştiren çok unsur var. Ve bunlar inşaatın sosyal alanlarıyla doğrudan ilişkin. O yüzden burada bunu anlatıyorum. Burada ilk başlangıçta söylemeye çalıştığım o ilk gördüğüm staj yerindeki, yemek yerlerindeki, yatakhanelerdeki, tuvalet ve duşlardaki örneğin hiç beklemediğim ve aslında hoşnut olmadığım kondisyonun kendisi doğrudan aslında çalışanların refahıyla ilgili. Bunu daha sonrasında aslında böyle bir bağlama oturtmuş oldum. Şimdi şöyle biraz ilerleyelim. Yine bu çalışan refahı ve iş sağlığı güvenliği konseptiyle bağlantılı bir hususu açmak istiyorum. Evrensel olarak neden iş sağlığı güvenliği konusuyla ilgileniyoruz ya da çalışanların sağlıklı olması, güvenli olması konusuyla ilgileniyoruz diye soracak olursak bütün dünya genelinde verdiğimiz en değerli toplu ve kısa cevap bu üç neden. Yani iş yerlerinde insanları korumamız, sağlığını, güvenliğini korumamız, refahını sağlamamız lazım. Çünkü üç tane temel neden bizi bunu zorunlu kılıyor.
Birincisi etik neden, ikincisi yasal nedenler, üçüncüsü ise finansal nedenler. Tanımlaması çok kolay ve birçok şeye de atlık oluşturuyor. Etik nedenler tahmin edebileceğiniz üzere artık 2023 yılında yaşıyoruz. Örneğin M.Ö. 2500 yılında piramitlerin yapıldığı dönemde yaşamıyoruz. O dönemlerdeki bir çalışma koşulunda çalışmıyoruz ve çalışma koşullarımız aslında her ne kadar günümüzde hala iş kazalarına, ölümlere, insanların refah düzeyini yükseltmek yerine geriletmeye neden olsa da örneğin 1700'lerdeki, 1800'lerdeki sanayi devrimi şartlarında da değil. Buna göre insanlık ilerleme sağladı. Bu ilerlemenin içerisinde kuşkusuz yıllar içerisindeki sendikaların mücadelesi, bu konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının mücadelesi ve bunların totalinde oluşan etik değerler bütünü oldu. Yani insan yaşamının kutsallığı, onu korumak zorunluluğunun ortaya çıkması. Artık işverenler bunu bir zorunluluk olarak benimsemek zorundalar. Yani bir çalışanı yanında sigorta olarak çalıştırıyorsa dünyanın neresine gidersek gidelim, onun başına bir şey gelmemesiyle sorumlu olması, yasalardan bağımsız olarak toplumun beklediği o kuruluşlardan, şirketlerden bir şey halinde. O yüzden etik nedenler önemli. Bununla ilgili de dünyada birçok şey oluyor zaten, takip ediyorsunuzdur. Mesela işte bundan birkaç yıl önce işte Elon Musk'ın fabrikalarında yoğun çalışma saatleri ve stresten kaynaklı olarak kalp krizleri vakalarının arttığı ve çalışanların normal bir şirkette görülebilecek kalp krizi vakalarından çok daha fazlasını gördüğünü söyledi. Ve bunun üzerine çok şirket çok ciddi bir baskı altında kaldı. Kapılarını açmak zorunda kaldı. Ya da yeni iPhone'un Çin'deki fabrikasında çalışanların maruz kaldığı kimyasal risk etmenleriyle ilgili toplumsal baskılar sonucunda bağımsız kuruluşlar, işte fabrikalarda denetimler yapmak zorunda bırakıldı vesaire. Bu etik nedenler artık bizim için önemli. Öte yandan yasal nedenler. Bunun üzerine çok durmaya gerek yok. Yasalar tanımlamış durumda zaten. İşverenler çalıştıkları yerlerde çalışanlarını gözetmek, güvenliğini gözetmek zorundalar. Yasal nedenlere ek olarak üçüncüsü ise ekonomik nedenler. Artık şunu da biliyoruz ki kazalar, insanların sağlık ve güvenliğini sağlamadığımız durumda hastalanmaları, kuruluşlara ve topluma, aslına bakılacak olsa sadece kuruluşlara değil, çok ciddi bir ekonomik maliyet doğuruyor. Gelişmiş toplumlar iş kazalarını az yaşıyorlar, meslek hastalıklarını az yaşıyorlar. Bunların ekonomik kayıplarından da doğal olarak az etkileniyorlar. Ama gelişmemiş toplumlarda bu sağlık, güvenlik, refah konuları yeterli şekilde ele alınmadığı için buralara çok büyük ekonomik kaynaklar da ayırmak gerekiyor. İşte bu üç neden bizi temel olarak iş yerlerinde çalışanları korunmaya itiyor. Peki refah bunun neresinde? Refah konusu, sosyal olanaklar, imkanlar konusu kuşkusuz hepsinin içerisinde ama etik nedenlerle çok daha ilintili. Şöyle konuya bir de başka bir boyuttan bakalım. Bugünümüzün çok önemli ve popüler kavramlarından bir tanesi sürdürülebilirlik açısından bakalım isterseniz. Sürdürülebilirlik açısından da bu konu benzer bir şekilde ele alınabilir. Önünüzde sürdürülebilirliğin üç temel dinamiğini görüyorsunuz. Bunlardan birincisi çevre, ikincisi gene finansal, ekonomik konular, üçüncüsü ise sosyal konular. Sosyal konuları bir şirket ele alırken, yani çevre konularını nasıl ele alacağını tahmin edebilirsiniz herhalde, değil mi? Karbon ayak izinin azaltılması, atık yönetiminin iyileştirilmesi gibi sayabileceğimiz doğayı, çevreyi koruyacak ve bugün mücadele ettiğimiz hususlardaki iyileştirmeler. Ekonomik konuları da tahmin edebiliriz. Onlar finansal sürdürülebilirlikle ilişkilendirilebilecek ve kalkınmayla iliştirilebilecek konular. Bakın şirketlerin üçüncü başlıkta yapabileceklerine baktığınızda dikkat edecek olursanız iş sağlığı, güvenliği ve çalışan refahı göbeğinde yer alıyor. Bu bize açıkçası şunu söylüyor. Yani kuruluşlarımızı günümüzde sadece doğayla adapte etmek yetmiyor. Kuruluşlarımızın sadece finansal sürdürülebilirliğini sağlamak yetmiyor. Kuruluşlarımızın aynı zamanda çalışanlarının o kuruluşta mutlu oldukları, iyi hissettikleri, güvende oldukları, sağlıklı oldukları bir kuruluş yaratmak gerekiyor. Bugün sürdürülebilirlikte kuruluşlardan beklenenler bunlar. Bunu şunun için söylüyorum. İlerleyen zamanlarda bir kuruluşun yöneticisi olacaksınız. Ve o kuruluşun yöneticisi olduğunuzda belki sürdürülebilirlik süreçleriyle ilgili bu hususlar önünüze gelecek. Çalışanların sağlığı, güvenliği, refahı konusu mesela bir inşaat şirketi için önemli midir, önemli olmalı mıdır? Evet, sürdürülebilirlik inşaat şirketleri için çok önemli hale geliyor gün geçtikçe. Bunun içerisinde de iş sağlığı, güvenliği gün geçtikçe daha da önemli hale gelecek. Bu bize
iyi olma halin, refah halini, refahın, refah olanaklarının neden hem kurumlar için önemli olduğu, hem yasalar için önemli olduğuna dair bir temel çerçeve vermesi için bir girişti. Bir başka konu var yine bu hususlarla ilişkili. O da belki aşina olduğunuzu tahmin ediyorum. Maslow'un ihtiyaçlar piramidi ya da ihtiyaçlar hiyerarşisi. Bu da bir insanın aslında bakılacak olsa sadece sağlık ve güvenlikle ilgili değil. İnsanın günlük yaşamında ihtiyaçlarının hiyerarşik düzeni. Yani bir insanın aslında bu piramide bakacak olsak refaha ulaşabilmesi için, yani o beklenen en iyi refah seviyesine ulaşabilmesi için önce fiziksel ihtiyaçlarının giderilmesi lazım. Yani yemek yiyebilmeli, su bulabilmeli, barınabilmeli, dinlenebilmeli. Daha sonra güvenlik ihtiyaçları giderilmeli. Korunmalı, güvenlik, emniyet ihtiyaçları, iş sağlığı, güvenliği ihtiyaçları giderilmeli. Arkadaşları, ilişki kurma ihtiyaçları giderildikten sonra en son artık o kişiler, bunları bu basamaklarda yer alan kişiler kendini gerçekleştirme dediğimiz o refahın aslında doğru zirvelerine doğru gider diyor Maslow'un tanımı, 1940'larda yıllardaki tanım, ama hala bir temel bir yaklaşımı sunuyor. Yani bize şunu söylüyor, yiyecek suyu bulamayan kişinin prestijli işi olmaz diyor. Olamaz çünkü sıra gelemez gerçekten ona. Yani başarma duyguları değil, önce barınma, önce hayatta kalma dürtüleri gerekir. Şimdi bu Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi iş yerlerine de adapte edilebilir elbette. İş yerlerinde çalışanların ihtiyaçlarını giderebilmek açısından da düşünmek gerekir. Mesela en aşağıdaki piramidin en aşağısındaki iki husus, bir inşaat, bir şantiye kurduğunuzda sağlamak zorunda olduğunuzdur oradaki yaşayan, çalışan insanlara. İnsanların korunması, güvenliği, yemesi, içmesi, barınması ve bu konuların dışında dinlenebilmesi. Bu olanakların sağlanması gerekir ki bunlar işte bu sosyal alanların temel işlevini oluşturur. İş yerlerinde çalışanlar neden motive olurlar? Motivasyon, verimlilik nasıl oluşur? Bu neye bağlıdır? Aslında motivasyonun temel böyle basit tanımlamalarından bir tanesi. Performansım, özür dilerim. Performans, motivasyona, yeteneğe ve fırsata sahip olmalıdır. Yani bunlardan oluşur. Fikrinin olmasıyla yetmiyor. Yani bir işi yapmayı çok istemek, ona motive olmak, o işten başarılı performans göstermeyi ortaya çıkartmıyor. O işten motive olmanızın dışında bir de o işinle ilgili yetkinliğinizin olması lazım. Yetenekten kastettiğimiz sadece şey değil, hani eğiliminizin olması diyelim, o işi yapabiliyor olmanız gerekir. Ama bir üçüncü şey, sizin o yapabilmenizi arttıran, sizi daha verimli kılacak fırsatların olması. Yani mesela eğitim destekleri, refah destekleri vesaire gibi şeylerin, hususların, o fırsatın olması lazım. Eğer biz bu üç parametreyi birlikte ele almazsak, çalışanlardan iyi bir performans çıkartamıyoruz. Şimdi, geleceğin proje yöneticileri olacak olan sizler için, Gökçe Hoca'nın aslında dersin başında söylediği şeye tekrar dönmek istiyorum. Çalışanlar o ekrandaki yemekleri yedikleri zaman, o birazdan göreceğimiz bazı barınma yerlerinde yattıkları zaman acaba bu denklemin içerisinde uygun şeyler bulabilirler mi kendilerine? Yani çalışmak için yeterli motivasyon bulabilirler mi acaba? Bu tarz bir inşaat yönetiminde yeterli fırsat kendini yeteneklerini geliştirebilmek için, örneğin mesleğindeki yeteneğini geliştirebilmek için, böyle düşünelim yani. Mesela ustalık seviyesine çıkabilmek için, süpervizörlük seviyesine çıkabilmek için, yani kaliteli bir inşaat personeli olabilmek için acaba fırsatlar bulabiliyorlar mı? Durum pek öyle değil. İnşaat sektörümüzün dinamikleri pek öyle gitmiyor aslında. Onlardan da birazdan bahsedeceğim ama bu çalışan performansı konusuyla lütfen sağlık, güvenlik ve refah konusunda biraz yakın düşünelim birbiriyle. Çünkü buradaki motivasyon ve fırsatların arasında, altında gizli olan aslında o sosyal hususlar var. Peki, bu Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinden demin bahsetmiştik. Bu nasıl iş yerlerinde uygulanır? Önce insanların iş yerinde çalışırken fizyolojik ihtiyaçlarını giderirseniz, insanlar için mesela işte ne bileyim bir lojman veriyorsanız, insanlar için konaklama yerlerini uygun veriyorsunuz, ücretsiz yemek veriyorsanız, işte daha sonrasında güvenliğini sağlamak için özel sağlık sigortası yapılıyorsa, sigorta primlerinin düzenli ödenmesi gerçekleşiyorsa, yani güvenlikle ilgili iş sağlığı güvenliği beklentileri karşılaşıyorsa, yani kişi orada ya bugün her gün bana kaza oldu, başıma bir şey gelecek kaygısı yaşadığı bir yerde, yani bununla yetmiyor, işte inşaatı yönetemiyoruz. İnşaatın herkese güven vermesi lazım ya da çalışan kişinin daha fizyolojik yemek konularındaki ihtiyaçlarının giderilemediği bir düzende biz istediğimiz verimi alamıyoruz. O yüzden Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisinde artık İş içerisinde kişileri
önce temel fizyolojik düzeyde, daha sonra güvenlik, daha sonra sosyalleşme. Mesela bunun içerisinde şirket içi işte spor müsabakaları. Bunlar hep örnek verilen hususlar. Şimdi birinci ve ikinci hususun olmadığı yerde şirketin içerisinde çeşitli eğlence aktiviteleri, takım ruhunu tırnak içerisinde geliştirecek aktivitelerin yapılması şey gelmiyor, gerçekçi gelmiyor çoğu zaman işçilere. O yüzden bir, ikiyi halletmeden diğerlerine geçmek yok. O yüzden bunları adım adım yapıldığından emin olmak gerekiyor ki biz mesleğinden tatminli olan, mesleğinde artık ilerleyen ve kendisini profesyonel olarak o mesleğe ait hisseden bir şey yetiştirebilir, topluluk yetiştirebilir. Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisinin iş yerlerinde uyarlanması bu anlamıyla önemli. Peki, şimdi bu kadar bahsettikten sonra refahın iş yerlerinde çalışanların bu iş sağlığı, güvenliği yaklaşımları üzerindeki etkileri ne acaba? Biraz buna değinmek istiyorum. Ekranda görmüş olduğunuz maddeleri üzerinde durmadan önce yine deneyimlerimden hareketle bir şey anlatmak istiyorum. O da şu, saha çalışmalarını, inşaattaki saha faaliyetlerini yaptığımız günlerden bir gündü ve çalışanların yine güvenli çalışmadığı bir anla karşılaşmıştım. Bu mesleki olarak çok sık karşılaştığımız. Çünkü temel olarak bunları denetliyorum sahada. Sahadaki işçilerin işte yüksekte güvenli çalışmadıklarını görüp onlarla diyalog kurmaya çalıştım. Ve nasıl güvenli çalışılabileceği ile ilgili çeşitli şeyleri anlatmaya başladım. Ama işçiler aniden sözümü kesti ve dediler ki biz bunları biliyoruz bu anlattığın şeyleri. Yani ben emniyet kemerini nasıl bağlayacağımı da biliyorum, emniyet kemerini nasıl kontrol edeceğimi de biliyorum, işte yaşam hattımı nasıl kuracağımı da biliyorum. Ama daha temel şeyler yapılmıyor bu şantiyede demişlerdi. Yani yattığımız yer, yediğimiz yemek uygun değil. Onları halletmeden burada yüksekte çalışma güvenli hale getirmeye çalışınca önemsenmediğimizi hissediyoruz demişti işçi. Ve daha sonrasında da aslında meslek hayatında buna dair çok örnekle karşılaştım ve şunu anladım. Mesela bir şantiyenin içerisinde eğer işçiler uygun şartlarda konaklayıp doğru hijyen koşullarına sahip, olanaklara sahip değilse ya da yeterli yemek, yeterli beslenmeyi sağlayamıyorlarsa o şantiyede iş sağlığı, güvenliği temellerini kurmak mümkün olmuyor. Sürdürülebilir bir şey kuramıyorsunuz, sistematik bir şey kuramıyorsunuz çünkü her zaman temel boş kalmış oluyor. Bu açıdan bir projede, bir inşaat projesinde çalışanların refah koşullarını iyileştirebilmek aynı zamanda o şantiyenin yönetimini kolaylaştırabilmek demek. Şantiye yönetimi perspektifiyle söylüyorum. Çalışanlarınıza eğer burada görmüş olduğunuz husus başlıklardaki olanakları sağlamıyorsanız bekleyebileceklerinizin de kısıtları var. Ama eğer bu olanakları gerçekten üst düzeyde sağlıyorsanız bunun karşılığında verimlilik, bunun karşılığında performans, bunun karşılığında aslında gerçekten verimli bir iş ortaya çıkartılmasını beklemek son derece doğal. Neler var buranın içerisinde? Mesela bir şantiyenin içerisinde neler değiştirir refah ve iş sağlığı güvenliği ilişkisindeki hususlara hepsine girmeyeceğim ama bazılarına değinmek istiyorum. Mesela uzun çalışma saatleri bizim sektörümüzün en önemli şeylerinden, problemlerinden bir tanesi de çalışma saatlerinin düzensiz ve uzun olması. İş yerlerinin içerisindeki inşaat sektörünün işte tozlu, gürültülü, kirli, zararlı maddelerden oluşan o kirli ortamının kendisi buna maruz kalma. Bazı şeylerden kaçınmanın da sınırları var. Çünkü yaptığımız iş günün sonunda inşaat. Ve inşaat gerçekten çimento ile yapılıyor, işte yapı malzemeleriyle yapılıyor ve bunlar bir dizi riski içerisinde barındırıyor. İş yerlerinde burada bahsedilen hususlarla ilgili bazı düzenlemeleri yapmak çok kolay. Bunları sadece düşünmek ve iyi planlamak gerekiyor. Çoğu zaman buradaki anlatacağım, bugün anlatacağım hususlar yeterli üzerine kafa yorulmadığı ve bu konu yeterli derecede önemsenmediği, yani inşaat işçisi ve çalışma koşullarının aslında Türkiye'de bence yakından denetlenmediği gerçeğinin bilinmesinden dolayı yaptırıma uğranmayacağı ile ilgili bir şey var, bilinç var diyeyim. Bundan dolayı bu konular biraz göz ardı ediliyor ama bunları aslında başarılı kılan kuruluşlar, bu konularla ilgili altına düşülmeyecek standartlar belirleyen kuruluşlar ise son derece verimli çalışmalar yürütüyor. Peki, şimdi konunun bir alana daha giriyorum ve oradan hemen bağlanacağım diğer yere. Çünkü buraları anlatmazsam bağlam biraz havada kalacak. Sadece size
İşte şantiyede yatak odaları şu kadar metrekare olsun, şu kadar olsun, şununla şunun arasında şu kadar santim mesafe olsun gibi. Bu tarz çok öyle şey bilgili olacak, ezbere bilgileri iletmek zorunda kalacağım. Bence onlardan daha kıymetli olan bu bağlamı anlayabilmek. Buraya kadar getirdiğim yerde refah konusu, sağlık ve güvenlik, iş yerinde bunun sağlanması ve bunun işle olan ilişkisine dair şeylerden bahsettim. Peki konu acaba kazalarla ilişkili mi? Yani bu sosyal olanakları sağlamak kazalarla bağlantılandırılabilir mi? Böyle bir tabela var. Bu çok hani karşılaştığım tabelalardan bir tanesi ve çok alerji duyduğum tabelalardan bir tanesi. Kazaların nedenlerini 4 maddede sıralıyor. Acaba sizin burada dikkatinizi çeken bir şey var mı? Bu tabela neyi salık veriyor, neyi söylüyor kendisine bakan kişiye, onu okuyan kişiye? Nasıl bir mesaj veriyor? Özünde nasıl bir mesaj var? Ne anlıyorsunuz acaba? Aranızdan söz alıp yorum yapmak isteyen olur mu? Bu tabelayı yorumlamak isteyen. Yani suçun daha çok işçi olan insanlarda olduğunu anlatıyor ama tam olarak böyle değil aslında. Direkt onları suçlayan bir tabela gibi olmuş gerçekten. Doğru. Yani temel olarak böyle. Evet, hep işçi perspektifiyle işçi okuduğunda işçi gözü açık olması gerektiğini, düşünmesi gerektiğini, acele etmemesi gerektiğini ve bilmesi gerektiğini söylüyor. Acaba gerçekten kazalar bunlardan mı oluyor? Biraz bu konunun üzerinde düşünelim. Çünkü burada yazılanların arka planında gene refahla ilgili bir bağlantı var. Şimdi, pardon. Neden böyle oldu anlamadım. Hemen düzeltiyorum. Sayfada durmuyor. Pardon. Ekran paylaşımı durdu. Tekrar açacağım. Hocam anlamadım ama bir sunumu kapatıp açmam gerekti. Tamam. Tamam, bekleyelim biz. Bulmaya çalışıyorum. Bu arada soru varsa onu alabilirim. Hı hı. Mouse'um mu takıldı yoksa klavyem mi takıldı bilmiyorum ama. Bir tuş basılı gibi duruyor ama. Evet, bir tuşa bastığım için oldu. Yani bir tuş basılı kaldı herhalde. Bakalım, umarım şimdi olacak. Şimdi. Evet, şimdi oldu. Ekran da geldi. Tamam, şimdi tekrar geldi, kusura bakmayın. Kazalar neden olur? Kazaların neden olmasıyla ilgili sayfanın solunda eski, arkaik olan düşünce, sağında ise güncel yaklaşım var. Eski, arkaik düşünceden niye bahsediyorum? Hala anlatıldığı için bahsediyorum. Hala ne yazık ki birçok sunumda, birçok eğitimde eski yaklaşım, eskiden kalan bir yaklaşım anlatılıyor. Ve bilimselliği tartışmalı bu yaklaşım. Soldaki yaklaşım aynı tabela mantığında. Biraz önce gösterdiğim tabelaya benziyor. Soldaki yaklaşım, bakacak olursanız iş kazalarının %88'inin işçilerin güvensiz davranışından kaynaklandığını söylüyor. %10'unun güvensiz durumlar, geri kalan %2'nin ise tanımlanamayan, bilinemeyen sebeplerden kaynaklarını söylüyor. Ne zaman yapılan bir analiz? 1931, yani yaklaşık 100 yıl önce yapılan bir analiz. 100 yıl önceki bakış açısıyla o zamanlar işçi hatalı bulunmuş. O yüzden yıllarca aslında günümüzde o 1900'lü yıllar boyunca çoğu zaman işçiler hatalı bulundu. Hep işçiler işte emniyet kemerlerini takmadılar, verilen emirlere uymadılar. Hala günümüzde bile bunun yansımalarını görüyoruz. Genelde ilk refleks işçinin bir şeyi doğru yapmamış olmasından kaynaklanıyor. Halbuki günümüzün bilimsel yaklaşımı işçilerin hatalarına, onların yanlışlarına değil, sistemin hatalarına, organizasyonların hatalarına, uygunsuzluklarına odaklanır ve kazaların işte bir miktarı önlenebilir, bir miktarı önlenemez gibi bir yaklaşımdan çıkarak bütün kazaların önlenebileceğini ama bunları önleyebilmek için faktörlerini anlamaya gerek olduğunu söyler.
Yani sadece kazaları insanlar ya güvensiz hareketten ya da güvensiz ortamdan dolayı kazalanırlar. Ve kazaların da %98'i, tırnak içerisinde söylüyorum, %98'i engellenir, %2'si engellenemez diyen geçmiş bakışa inat, aslında şunu söylemek lazım. Kazaların hepsi %100'ü önlenebilir ama bunun için yeterli imkan, yeterli kaynak, olanak, organizasyon, planlama, zaman lazım. Eğer böyle demezsek, böyle bakmazsak, bugünkü kazaları, engellenen kazaları görmezsek bu durumda bazı kazaları mazur görebiliriz. Ve aslında kazaları anlamaya çalışırken hep işçileri kabahatli görürüz ve böylelikle kazaları engel olamayız. O açıdan işçiler kaza hata yapıyorsa dahi bunların alt nedenlerini anlamak önemli. Nasıl mı? Mesela şurada kazaları anlayabilmek için kazaların kök neden analizlerinde kullandığımız tekniklerden sadece bir tanesi var. 4M modeli, İngilizce 4 tane M harfiyle başlayan, kategoriye ayırmış kazaları anlarken. Dikkat edecek olursanız kazalar ya insanların ya makinelerin ya işte çalışma ortamının kendisinin ya da yönetsel eksikliklerden, yönetsel faktörlerden kaynaklanır diyor bu yöntemin kendisi. Tamamen yeterli mi kazayı anlamak için tartışılır. Detaylandırılması çok mümkün ama bir bakış açısı sunuyor bize. Faktörleri anlayabilmek için. Dikkat edecek olursanız bir işçinin hata ya da ihmalde bulunmasıyla ilgili olarak onun bunu yapmaya sevk edecek çok fazla alt faktör var. Yani işçinin üzüntüsü, sıkıntısı, kederi, alkol kullanıp kullanmadığı, iyi bir gece uykusu uyumadığı, uykusuzluğu, hastalığı, içerideki insan ilişkileri, kaygıları gibi birçok konu o kişinin davranışlarını belirliyor. Davranışlarını belirlerken bu alttaki parametrelerin hiçbirini görmemek ve sadece o kişiye yüklenmenin kendisi hata yapmasından dolayı alt faktörleri anlayamamamıza, dolayısıyla bu alt faktörleri anlamadığımızda, iş yerinde bu alt faktörlere dair bir önlem almadığımızda benzer kazaların tekrar önümüze geleceği anlamına geliyor. O açıdan bu alt faktörlerin neresinde gizliyi anlamalıyız. Yani mesela ekipmanımızda, makinemizde bir hata mı var? O prosedüründe mi bir hata var? Bakımında mı bir hata var? Bunu anlamak o kadar önemli ki bizim için. İlerleyen zamanlarda da çünkü makineler kullanacağız. Ya da yönetsel süreçlerimizde mi bir şeyler var? İK sürecimizde mi bir problem vardı? Bu kazaya bir bağlantı kuruyoruz. Mesela İK acaba işe uygun olmayan, yetkinliği olmayan kişileri mi işe alıyor? Yani gerçekten işi yapmaya ehil değil, çok riskli bir aktivite var ve teknik yeterlilik riski. Acaba işe uygun bir kişi mi alınmıyor? Neden işe uygun kişi alınmıyor'nun arkasındaki nedenleri takip etmek bizim için önemli. Bunun gibi çok yöntem var bu arada arkadaşlar. Hani dersimizin konusu bu olmadığı için girmiyorum ama kazaları analiz etmenin çok yöntemi var. Bunların her birinde konu insana geldiğinde öyle ya da böyle insanla ilişkisi var. İnsanın davranışlarıyla kazalarda insanın payı var diyelim. Yani oradaki oranı öyle %88 gibi yüksek bir yerden koyamayız ama insanın payı var. Ve insani nedenlerde bu hatalara neden olan faktörleri bilmek önemli. Bunlar hep refah konularıyla ilişkili çünkü. İş yerlerinde şöyle şey yapalım, belirtelim mesela. İş yerlerinde insanları şantiyede yatırıyorsunuz ama o şantiyede yatırdığınız kişiler her zaman tozun içerisinde, her zaman gürültünün içerisinde, çok kalabalık odalarda yatıyor, kalkıyor ve bu kişilerin uykusuzluk sorunu olmamasını bekliyoruz. Bu mümkün değil. Yeterli kaloride beslenemiyorlar ve günlük çok fazla efor harcıyorlar. Bunun karşılığında yorgunluğu beklememiz hayal olur. Ve bunların kendisinin kazalarda örneğin fiziksel efor gerektiren inşaat aktivitelerinde yüksekte çalışmak gibi örneğin böyle düşünebiliriz. Ya da bir şeyleri sıkıştırmak, yine bunları yüksekte yapmak da söz konusu olabiliyor. Ya da yer altında çalışmak gibi. Bu tarz hususları düşündüğümüzde bunların insanların kurallara uyma eğilimlerini azaltması, bıkkınlık, sıkkınlık gibi hususlara yol açması, kuralları ihlal etme konusunda motivasyon sağlaması, kurallara uymak değil de ihlal etmek konusunda motivasyon sağlaması gibi yönlere doğru kaçırmaz olarak götürüyor. O yüzden buraları yönetmek o yüzden bizim için önemli. Peki nasıl yapacağız bunları? Neler var inşaat sektöründe ve biz nereye düşünelim? Günün sonunda biraz bizim işimiz inşaat, o inşaatın bunlarını düşünmeliyiz. Şimdi inşaat işlerinde sağlık, güvenlik, refahı yönetmek, bu iş sağlığı, güvenliği hususlarının refahla ilişkisini tanımlayabilmek için önce sektörün bazı dinamiklerinden bahsetmemiz lazım. Neden bunlar kısıtlı burada, bunu konuşmalıyız. Yani bir plazadaki renovasyon işiyle, plazanın bir katının renovasyonunun yapılmasıyla, örneğin bir yerde otoyol yapmak, bir yerde bir hastane yapmak, bir yerde bir işte metro yapmak aynı değil. Çünkü
ortam genellikle şehirden uzaklaştığında olanaklar azalıyor. İnşaat işlerinin kendisi bu şehirden uzak olmanın dışında aileden uzak anlamına olmak anlamına geliyor. Ya da inşaat işlerinin kendisini diğer işlerden ayıran husus geçici bir iş olması, süreyle yarışılıyor olması. İşte projemizin takvimi var, başlayacağız, bitireceğiz. 4 yıl, 3 yıl, 2 yıl nasıl bir takvimimiz varsa. Ve o geçici işin içerisinde işler geçici olduğu için insanların mesela tuvalet ihtiyacı mı düşünülecek? Ya iş nasıl olsa geçici, oraya koyulacak tuvalet kaldırılacak yarın bir gün. Oraya koyulacak duş yarın bir gün kaldırılacak. O yüzden bunlar mümkünse en ucuzları olsun. Yani bir musluk bataryası mı kullanılıyor? Zaten onu inşaat işçisi kullanacak, zaten onu hor kullanacak, kıracak. O yüzden biz musluk bataryalarını en uygunundan alalım. Sabun koymak zorundayız ama orada hani sabunun alerji yapan yapmayan bir sabun olup olmadığına bakmaksızın en büyük varillerle en uygun fiyata mı sabunu almalıyız? Geçici işler olunca eğilim daha çok niyeyse buraya doğru gidiyor. Yani ucuzuna gitmek, onu kalıcı yapmamak üzerinden ve sanki inşaat işinin geçici olması herkes tarafından ikna olunmuş bir şekilde bunların yeterli kalitede ve yeterli standartta yapılmaması anlamına geliyor gerekçe olarak. Halbuki hiç de böyle değil. Yani biz hayatımızı inşaat mühendisi, mimar olarak geçirdiğimiz bütün ömrümüz boyunca kötü tuvaletlere mi gitmek zorundayız? Kötü konaklama yerlerinde mi yatmalıyız? Hep kötü mü yemek yemeliyiz mesela? Bu böyle mi olacak? Ya da iklim koşullarından tamam inşaat sektörü çok etkilenir ama her zaman iklim koşullarına uygun donanımlar giymek mümkün. Bunları işverenler sağlamalılar. İşte bunların sağlanmadığı durumlarda o refah dengeleri bozulmaya başlıyor. Çünkü bunlar çoğu zaman planlanmamış oluyor. Gelişine güzel bırakılmış. Ve sanki bunların üzerine biraz konuşmak, düşünmek, bunlar için bütçe ayırmak lüksmüş gibi akıllarda canlanıyor. Halbuki bunlar lüks ya da konfor arayışları değil. Hani başlangıçta söylediğime referansla tekrar söyleyecek olursam aslında refah lüksle ilişkilendirilemez. Temel ihtiyaçlarla ilişkilendirilebilir. Temel ihtiyaçlarımızın karşılanmasıdır. Sadece konforla da, ya yani konfor dışında mesela ferahlıkla da ilişkilendirilemez. Refahın çünkü çok boyutu var. Bu açıdan yapı işlerinin zaten açık alanlarda, kirli yerlerde yapılıyor olması, örneğin eğitimsiz işçilerle yapılıyor olması, iletişim dilinin genellikle kaba, sık sık kavgaların olduğu bir yer olması, hiyerarşik düzenin fazla olması buralarda refah olanaklarını sağlıklı bir şekilde kurmak için bize zorluklar çıkartıyor. Ama biz bunların hepsini öngörerek çok gerçekten hani içerisinde çalışmaktan memnuniyet duyacağımız şantiyeler, projeler çıkartamaz mıyız? Çıkartabiliriz. Olmuyor mu ülkemizde? Az sayıda olsa da oluyor tabii ki. Yani ülkemizde çok iyi uygulamaların yapıldığı şantiyeler oluyor ama sayısı ne yazık ki az ve geneli belirlemiyor. Daha çok kötü örnekle karşılaşıyoruz ülkemizde. Peki, şimdi buralarda bizim bu bahsettiğimiz olanakları sağlayabilmek için günün sonunda o sosyal alan diye tanımladığımız şeylerden neye ihtiyacımız var? Burada bazıları yazıyor. Bunlar biraz daha da belki arttırılabilir. Ben böyle sık karşılaştığımız şeylerden bahsetmek istiyorum bugün. Bunlardan bir tanesi içerisinde mimarların, mühendislerin, diğer inşaat personelinin çalışacağı idari ofisler. Konaklama alanları, yatakhane eğer inşaatta gerekli olacaksa. Tabii bu her zaman gerekli olmayabilir. Konaklama alanı her inşaat projesi için zaruridir diyemeyiz. Şehir içerisinde ufak bir 5 katlı bina yapılıyordur. Çoğu zaman o oranın içerisinde konaklama alanı oluşturmak mümkün değil. Ha, hoş şey yapılıyor, inşaatın birinci katı çıktıktan sonra o inşaatın daracık inşaat malzemelerinin olduğu yerlere derme çatma bir oda yapılmaya çalışılıyor ama tabii ki beklentiniz bu değil. Ya da bize mevzuatın söylediği de bu değil. Öte yandan yine tuvaletler, giyinme odaları, duşlar, yemekhaneler, dinlenme odaları ya da projelerin büyüklüğüne göre kantin. Çünkü gece konaklamanın olduğu gün içerisinde başka ihtiyaçları ancak uzaktan bir yerden gidip almanın mümkün olduğu yerde kantin olmazsa hayat çok zorlaşıyor. Bu şey için değil, yani sadece çay ve su için değil. Bir dizi gıda, bir dizi temizlik, hijyen malzemesi için. Eğer bunlar olmazsa zaten şehrin içerisinde görüyorsunuzdur. Şantiyenin bir yanında önünde pot satanlar, bir yanında tatlı satmaya başlayanlar. Yani şantiyeler bu ihtiyaçları olan yerler. Mesela bunu çok şeyde görüyordum en son. Ataşehir'deki finans merkezi inşaatının olduğu yerde görüyorum. Şantiyenin çıkışında gerçekten şey gibi, işporta yeri gibiydi bir ara. Şantiye çıkışında. Arabayla şantiyenin içinden çıkarken fark ettim. İşte kot satıyor, öbür tarafta işte tıraş makinesi satıyor, bir başka biri çamaşırı satıyor. Yanında seyyar köfteci var.
Yani hani bunlar eğer içeride sağlanmayınca dışarıda doğal olarak bunlar talep olması gerekiyor. Ama onların da o yemeklerin, onların satıldığı tozu toprağı görmeniz lazım. Hani öyle bir atmosferin içerisinde yapılıyor bunun kendisi. Şimdi kantin dışında ibadethane, yine emzirme odası, inşaatlarda kadın çalışanlar çok az ne yazık ki Türkiye'de, ama böyle bir şey olduğu zaman, bir gebe olduğu zaman gebe için mesela emzirme odasında olması, ilk yardım odası, elbise yıkamaları için gerçekleştirileceği, elbise yıkamanın yapılabileceği ve kurutmanın yapılabileceği odalar ve imkanlar dahilinde diğer sosyal alanlar. Yani içerisinde kütüphanesi olan şantiyeyi gördünüz mü? Gördüm, evet, gerçekten gördüm, vardı. Ufak bir okuma odası olarak kullanılabilecek bazı temel içerisinde kitapların yer aldığı, dünya klasiklerinin mesela içerisinde yer aldığı kütüphane gördüm. Daha önce eğlence alanlarının yaratıldığı yerler, tabii ki bunlar çok çeşitlendirilebilir. Eğlence alanlarından kastettiğiniz şeyler o şantiyedeki aslında kültüre göre de değişir. Niye kültüre göre değişir? Çünkü her zaman Türkiye'ye göre de düşünmememiz lazım. Eğer uluslararası bir projede çalışıyorsanız, uluslararası projede çalışırken oradaki farklı milletten insanların ihtiyaçlarını, sosyal ihtiyaçlarını da gözetmeniz gerekir. Örneğin işte Koreli bir ekiple çalışıyorsanız ya da işte Hintli bir ekiple çalışıyorsanız oradaki kültürel hususları bilmek de önemli ve sosyal ihtiyaçlarını gidermek önemli. Çoğu zaman aslında inşaatlarda bu tarz hususların yönetilmemesi, kültür çatışmaları çok ciddi hususlara neden oluyor. Yani proje yönetimi açısından da çok ciddi hususlara neden oluyor. Ekiplerin fiziksel kavgaları, konaklama alanlarında anlaşamamaları, iş bırakmaları, çalışma veriminin düşmesi gibi, aslında bakılacak olursa o kültür iletişim dediğimiz hususların kendisi hiç hafife alacağımız hususlar değil. Özellikle uluslararası milletlerin katılımıyla dahil olunan projelerde, hem Türkiye'de hem de sizlerin belki de yurt dışında gideceğiniz projelerde, örneğin Afrika'da, Rusya'da çalıştığınız bir projede ya da işte Doğu Avrupa'da, bugünlerde Türkiye'deki Türk mimar mühendislerin çok yakınlarda gittiği projelerde çoğunlukla birden fazla millete ait işçiler olacak. Ve burada bahsettiğimiz bu hususların kendisi o kültürel çatışmalar olmaksızın şantiyenin içerisinde bir kurallar dizini, prosedürler dizini ve olanaklar dizini olarak aslında sunuluyor olması lazım. Şimdi buradaki bu sosyal alanlar ya da bunlara refah tesisleri olarak da adlandırabiliriz ki İngilizce'de daha çok bunlar welfare facilities başlığı altında, yani biraz refah tesisleri, refah olanakları, imkanları, sosyal imkanlar, olanaklar gibi bu başlıklarda değerlendiriliyor. Aslında birçoğu da yasal zorunluluklar. Ülkemizdeki mevzuat açısından da yasal zorunluluklar. Çoğu zaman iş yapılan kuruluşlarla işte ne bileyim alınan krediler olsun ya da yapılan sözleşmelerin şartnameleri olsun, oralarda da bu hususlar genellikle tanımlanan hususlar oluyor. Örneğin şeyde çok gündem olmuştu Katar Dünya Kupası'ndan önce. Katar'da biliyorsunuz Dünya Kupası'ndan birkaç yıl önce başlayan hummalı bir inşaat süreci oldu. Hem stadyumlar, hem oteller, hem de bu Dünya Kupası'nı karşılayacak diğer tesisler. Ve burada on binlerce işçi, göçmen işçi çalıştı. Katar'daki bu olanakların sağlanabilmesi için bir dizi kampanya yürütülmesine rağmen yine çok kötü koşullarda çalışmalar ilerletildi. Yine çok fazla sayıda bu konuyla ilgili ölümler, hastalıklar ve mağduriyetler oluşmuş oldu. Hani biraz bakacak olursanız bu konu özellikle gelişmekte olan ülkelerin aslında üzerinde durduğu bir konu. Ne yazık ki Batı inşaat endüstrisinin içerisinde bu konular son derece disiplinli ve inşaatın aslında sağlıklı yönetilebilmesi için olmazsa olmaz altlık olarak düşünülüyor. Yani bunlar... Bunu konaklama alanlarını insanlar için daha iyi hale getirmek, acaba insanlara lüks bir şey mi veriyoruz diye sorgulamaktan ötesi, verilebilenin en iyisini vermek, en iyi performansı beklemek açısından da çok önemli olduğunun bilinci olduğu için bunlar gerekiyor. Peki, şimdi bunların arkadaşlar bir sahada kurulumu nasıl yapılır? Şantiyede bunlar nasıl planlanır? Ne kadar büyüklükte olmalılar? Nereye konumlandırmalılar gibi konular var. Bu konularından üzerinden biraz isterseniz geçelim. Size başlangıçta bu şantiye kurulumları ile ilgili bir video izletmek istiyorum. Bu biraz daha size saha kurulumlarının nasıl yapıldığı ile ilgili kısa bir sunum. Stajlarınızda muhtemelen görmüşsünüzdür ama biraz daha bu saha şeylerini görmek iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi, pardon, bir saniye yapamadım.
Tekrar paylaşıyorum. Hocam paylaş derken bilgisayarın sesini de ver derseniz videonun sesini de aktaracaktır. Tamam. İyi oldu uyardınız hocam. Yaptım. Şimdi gel. Aslında müzikten başka da çok bir şey yok. Peki. Bu bir şantiyede bir görünüm aslında bakacak olursa. Yani bir mobilizasyon planını 3 boyutlu gösterimi, 4 boyutlu gösterimi ya da diyebiliriz. Arkadaki şantiye alanı için bir bölüm ayrılmış durumda. Ve bu alanın içerisinde side gate 1 gördüğümüz şey saha giriş kapısı. Dikkat edecek olursanız şantiyeden izole edilmiş bir alan. Etrafı çevrilmiş erişim açısından sınırlandırılmış bir alan. Bir araç park yeri var. Ben biraz da çalıştırarak devam ettiğimiz üzerinden anladım. Bir yaya yolu yapılmış. Turnikelerden oluşan bir biyometrik turnike sistemi kurulmuş şantiyeye girmiş. Yani buranın planlamasını şantiyeye başlamadan önce yapmanız lazım. Tabii bu alanların ne kadar detaylı, büyük, olanaklı olup olmayacağını sizin şantiye alanınız ve şantiye alanınızın içerisinde bunları ayırabileceğiniz yerler belirliyor çoğunlukla. O yüzden şehir içi inşaatlarda bunları yeterli olanaklarda yapmanın kısıtları çoğu zaman oluyor. Ben de hani birçok şehir içi inşaatta bulundum. O şehir içi inşaatları da bunları sağlamak sınırlı oluyor ama farklı alternatif yöntemler var. Yani her zaman şantiyenin hemen içerisinde yanında yer bulamıyorsanız farklı alanlar kiralamak mümkün oluyor. Kendinizi konumlayacağınız optimum bir alan bulmak aslında en kritik olan, tabii alanınız genişse ne mutlu. Şantiye planlamanızı yapabilirsiniz. İçeride göreceğiniz üzere çeşitli odalar var bu yapılan planlamada. Tuvaletler, kişisel koruyucu donanımları giymek, değiştirmek bölümler, elbise yıkamak için, dinlenmek için çeşitli açık hava alanları, masa tenisi masaları. Burası daha çok bir proje yönetiminin alanında bir. Bakın buradan sahaya giriş için bir safety corridor denilenler alanında daha çok sahada panoların, ilgilendirme panoları olduğu bir ve burada daha çok sahada ofislerin olduğu. Saha ofislerinin, işte satın alma, teknik ofis, mühendislik birimlerinin, elektrik, mekanik, kaba işler vesairelerinin bulunduğu diğer alanlar diyebiliriz. Bu bir şantiyenin arka planı. Bir görüntüydü. Bu çok değişken olabilir dediğim gibi. Bunun dışında size bir tane daha göstermek istiyorum böyle. Bu da bu şeyleri, hizmetleri anahtar teslim batıda veren bir firma. Yani siz şantiye kuracağınız zaman bu firma size çözümlerini sağlıyor. Öyle yani, sadece firmanın bir önemi olduğu için değil ama uygulamayı gösterdiği için bu videoyu tercih ettim. O yüzden biraz ileriye almamda mahsur yok. Gördüğünüz konteynerlardan aslında kullanılıyor. Bu konteynerler çok üzücü, depremde de şu anda en çok karşılaştığımız şeyler, konaklama araçları olarak da kullanılıyorlar. Kullanım kolaylığı açısından. Şu anda binlercesi deprem bölgesinde. İnşaatlarda da biz çok çok benzerlerini, hatta aynalarını kullanıyoruz. O açıdan bugün biraz o konteynerların hususları üzerinden de konuşmak iyi olacak. Konteynerların kurulumu önemli. Konteynerların yere temas etmemesi, yerli izolasyonun sağlanması, soğuk ve sıvı temasını kesmek açısından, izolasyon açısından önemli. Doğru bir mobilizasyon planını projenin başlangıcında yapmak, bunları kolay yerlerini değiştiremeyeceğiniz için projenin ilerleyen safhalarını da öngörerek bir planlama yapmanız lazım. Yerleşimleri, kaçış güzergahlarının kendisi, sahaya erişim olanakları gibi hususlar hep düşünülmeli. Su tesisatı keza, kullanacağınız tesisatlar projenizin ilerleyen dönemlerinde, örneğin proje yönetim ekibinizin sayısı artacak, işçi sayınız artacak. Bu durumlarda bunları karşılayacak şeyde olması lazım. Eğer yeterli planlama yapılmazsa genellikle bunlar derme çatma hale geliyor. Örneğin bakın, araçların yıkanması için de bir şey getirildi. Bir yandan buranın trafik düzeni, tabii şantiyede bu demin göstermiş olduğumuz alanın içerisindeki aydınlatma, gece ve gündüz aydınlatmalarının sağlanıyor olması son derece önemli. Günün sonunda bizim bunları böyle prefabrik yoluna gitmeyeceğimiz, farklı yollarla çözebileceğimiz metotları da mümkün tabii. Bu bir zorunluluk değil.
Bunu şey olarak göstermiş bunu sadece. Bu tarz kurulumların nasıl yapılabildiğini görebilmek için de. Peki. Bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler, bizi doğrultuya sokan yasal düzenlemeler ve de pratik gereklilikler var mı? Var tabii ki. Ülkemizde yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği bu konuyla ilgili temel kriterleri belirliyor. İş sağlığı güvenliği yönetmeliğinin içerisinde konu tek bir başlık altında ele alınmasa da ara ara çeşitli maddelerde çalışanların iş yerlerinde işte dinlenme yerlerinin nasıl olacağı birazdan göstereceğim. Soyunma yerlerinde ne kriterler olması gerektiği, duşlar, tuvaletlerde dikkat edilecek hususlar vesaire bunları anlatan bir yönetmeliğimiz var. Yönetmeliğimizin bazı handikapları var ülkemizdeki. Onlardan değineceğim. O yüzden sadece yönetmeliği referans almak yetmiyor. Bu konuyla ilgili aşağıda bazı yabancı kaynakları görüyorsunuz. Özellikle konu konaklama hususuna geldiğinde en alttaki Uluslararası Finans Kuruluşu ve Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası'nın 2009 yılında çıkartmış olduğu rehberi incelemenizi tavsiye ederim. İçerisinde kuvvetli bir checklist de var. Mevcut uygulamaların yeterli olup olmadığını değerlendirmek için. Şimdi ben bugün size ülkemizdeki yönetmeliğin içerisindeki hususlardan biraz bahsetmek istiyorum ama yeri geldikçe uluslararası iyi uygulamalardan da bahsedip onları beslemeye çalışacağım. Şimdi iş yerimizde şantiyede, yani iş yeri diye kastettiğim şeyin kendisi her zaman artık şantiye. Şuradaki hususların bazılarıyla ilgili yönetmeliğimizde tanımlar var. Mesela idari ofislerle ilgili bir tanımlama yok. Ama konaklama alanları, tuvaletler, giyinme odaları, duşlar ve yemek yeme yerleriyle ilgili bazı hususlar var. Kantin, ibadethane, emzirme odası. Mesela kantin, ibadethane ile ilgili çok fazla bir vurgu yok ama emzirme odası, ilk yardım odası ile ilgili var. Kütüphane ile ilgili, eğlence yerleri ile ilgili çok somut vurgular yok yönetmeliğimizde ama bunlara benzer, bunları çıkarmamızı sağlayacak hususlar var. Biraz bunlara bakalım isterseniz. Bunları oluştururken, bunların sayılarını, bunların konumunu düşünürken neleri gözetmemiz lazım? Soyunma yerleri ve dolapları ister şehir içi ufak bir şantiye, ister daha büyük, şehirden uzak, yeterli olanaklar olan bir şantiye olsun. İnsanların, inşaat işçisinin tıpkı endüstrideki gibi geldiğinde iş yerine üstünü değiştirip iş kıyafetlerini giyeceği, normal binek gün hayatında kullandığı, günlük hayatında kullandığı pantolonu ya da gömleğini üzerine yelek giymesinden bahsetmiyorum. İş kıyafeti, bu bir tulum olabilir. O iş yeri için belirlenmiş pantolonu ve üstü olabilir. Onun üzerine giyeceği mont olabilir. Bunları değiştirip koyabileceği, kirliyle temiz eşyalarını ayırabileceği dolaplar zorunlu. Bunun bulunması lazım. Yönetmeliğimizin işte bakın 53-54. Maddesinde bundan bahsediyor. Soyunma yeri yapmamız lazım. Yani bunun için inşaatınızda bir bölüm ayırmalısınız. Gerekiyorsa bir konteyner. Eğer konteynerlerden oluşan büyük bir ofis ve konaklama alanınız varsa bir oda belki de buna ayırmanız gerekiyor. Ve bu odanın içerisinde işçiler için kilitlenebilir. Yani eşyalarını kilitleyebildikleri ve oturabildikleri ortada bir şeyin de olduğu, kendilerine oturarak işte ayakkabılarını bağlayabilecekleri vesaire bir düzeneğin de olduğu bir soyunma odası, elbise dolabı düzeneği gerekiyor. Duşlar ve lavabolar gerekecek. Duşlar ve lavabolar, buralarda tabii sıcak su çok önemli. Sıcak suyun sağlanması. Sıcak suyu sağlayabilmek için de mevcut olanakları gözden geçirmek lazım. Çünkü sıcak suya her şantiyede erişiminiz çok kolay olmuyor. Özellikle yol şantiyeleri gibi hali bölgelerde yapılacak yerlerde sıcak suya erişim bir problem. Onu şebeke suyundan almak problem. Bu yüzden depo kullanmak gerekebiliyor. İşte ısıtıcılar kullanmak gerekebiliyor. Bu da bunları planlamak anlamına gerekiyor. Aslında o şantiyenin sahadaki üretim faaliyetlerini düşünürken bir yandan da şantiyenin o geri planındaki biraz önce o videolarda izlediğimiz ayrılmış bölgelerdeki yaşamı kurgulamanız ve orayı planlamanız lazım. Yani oranın sıcak suyunun akması önemli ki şantiyede beton dökülsün. Böyle düşünmeniz lazım. Orada sıcak suyu veremezsiniz, orada yemeği veremezsiniz, orada betonu dökemezsiniz, orada kalıbı çakamazsınız ya da orada ne bileyim cepheyi kapatamazsınız. Bu ikisi çok birbiriyle ilintili. O açıdan burada sıcak su olacak. Eğer işte şey bir yerse, işçilerin konakladıkları bir yerse duş alma, kirlenme şeylerinin boyutuna göre duş alma olanakları da olacak. Bir de buralar düzenli olarak bakıma tutulacak tabii. Yani bunları böyle ilk seferinde koyduğunuzda şantiye bu kadar temiz dururlar fotoğraftaki gibi.
Ama bunlar şantiyenin bir de birinci ayında gelin görün ki bir savaş yerine döner. Yani bir anlamda çokça işçinin ve kirli kıyafetlerle ve çamurlu şeylerle kullandıkları bu yerin bu kadar temiz kalma imkanı yok. O yüzden buraların çok sık temizlenmesi lazım. Şimdi şantiye temizliği, kaba inşa temizliği, ince inşa imalat temizliği ayrı bir konu. Ama işte bu sosyal alanlarda yeterli hijyen koşulu dediğimiz, kastettiğimiz şey sadece bunları bırakıp koymayla olmuyor. Bunları temizlemek lazım. Bu temizlemenin kendisini de işçilerin kendisine bırakmamak lazım. Yani bunun için şantiyelerde genellikle meydancı adı verilen ya da işte bu ortak kullanım alanlarının kendisindeki temizliği sağlamak üzere görevlendirilen ayrı temizlik görevlileri olurlar. Buralarda özellikle işte temiz sabun, işte diğer şeyleri, kurulama kağıtları vesaire bunların bulunmasını sağlamak, temizliğini sağlamak o kişinin takibinde olan bir şey olur. Yine bakın burada bir konteyner konaklama alanı görüyorsunuz sağ tarafta. Buralar 60. maddeyi okuyacak olursak işte dış şartlardan etkilenmeyen zeminin düzeltilerek kurulmuş bir drenajı yapılmış bir çalışma düzeni gibi gözüküyor. Bakın klimalarını görebiliyoruz camlarında. Dışarısından bir acil durum merdiveni gibi kullanılabilecek ya da ikinci kata çıkış için kullanılabilecek bir merdiven görüyoruz burada. Ve bunların yine yönetmeliğimizde belirtildiği üzere yanıcı olmaması gerekiyor. Bu malzemeler, gördüğümüz malzemeler kolay yanıcı, kolay tutuşabilir malzemeler değiller. Ve şu aklımızdan hiç çıkmamalı ki hiçbir zaman çadır ve branda kullanılamıyor. Bununla ilgili Türkiye'de çok acı bir deneyim var. 2012 yılında Marmara Park AVM inşaatında bir yangın olmuştu. Orada çadırlarda işçiler konaklıyordu. Ekranda gördüğünüz çadırlar, işçilerin konakladığı çadırlar ve çok uzak değil yani yaklaşık 10 yıl önce oldu bu ve İstanbul'da oldu yani taşrada bir yerde de olmadı ve büyük bir AVM inşaatında oldu. İşçiler bu çadırlarda konaklıyorlardı ve gece sularında elektrik kaynaklı olduğu daha sonrasında tespit edilen bir yangın sonrasında 11 işçi hayatını kaybederek ne yazık ki burada hayatını kaybetti. Daha sonrasında yargılama çok uzun sürdü. Bir sürü yönetici tabii bununla ilgili ceza aldı. Bu açıdan bu olay Türkiye'de özellikle konaklama alanlarının yangın güvenliği konusunu tekrar tekrar önemli hale getirdi. Bu şeyler yönetmelikteki bazı branda, çadır kullanılamayacağı yani yanıcı malzemelerin kullanılamayacağı da belirtilmiş oldu ondan sonraki çıkan yönetmelikte. Tabii yani kötü örnekler bitmiyor. Bu konaklama alanları sadece yangın açısından değil birçok acil durumdan kaçış da dahil olmak üzere, deprem konusu da dahil olmak üzere, hijyen koşulları da dahil olmak üzere çok iyi koşullarda değil. Ekranda bazı fotoğraflar görüyorsunuz. Sağdaki Türkiye'den, soldaki Türkiye'den değil. Sağdaki mesela demin görmüş olduğunuz şu tarz bir konteyner aslında bölmenin ortasındaki koridoru görüyoruz şu fotoğrafta. Sağlı sollu odalar var göreceğiniz üzere. Bakın elbise dolapları olmadığı için işçilerin elbiseleri, dışarıda kirli elbiseleri, temiz elbiseleriyle yaşam bölümleri odaların içerisinde. Ama ayakkabılıklar yok, ayakkabılar dışarıda. Çoğu zaman Türkiye'deki ortalama bir inşaatın görüntüsü bu sağdaki gibi oluyor. Ya da soldaki gibi de olabiliyor. İşte üst üste koyulmuş konteynerlerde bir problem yok ama düzensiz koyulmuş, eklentilerle sağ solu dolmuş, yangın riskleri bolca artmış, inşaatın içerisinde çok yakın, malzeme düşme riskleri var üzerine, tozla çok iç içe. Mesela şantiyenizin mobilizasyonunu kurarken şantiyenin hakim rüzgar yönünü tespit etmeniz çok önemli. Yani bu şantiyenin rüzgarı aldığı yönler, toprağın, tozumanın olacağı yönler. Örneğin şantiyenizdeki konaklama alanınızı mümkünse o toz yönüne koymamanız, konumlandırmamanız beklenir. Yani mantıklı bir proje planlamasının içerisinde. Mobilizasyon alanınızın yerine tayin ederken tozlu bir parametre olarak en azından ve hakim rüzgar yönünü tayin etmenin o projenin olduğu lokasyona göre akıllara gelmesi iyi olabilir. Bunlar birçok şeyi belirliyorlar. Yine bakın birçok kötü şeyler, tesislerdeki koşullar. İnanın bunlardan çok karşılaşabiliyoruz. Bunlardan çok fazla fotoğraf koymak mümkün ama bu sefer de sunumun kendisi aslında iyiyi şey yapıyor ve nasıl yapılacağı ile ilgili olanı baskılıyor. O yüzden bunları sınırlı gösteriyorum ama düzgün olmayan tuvaletler hemen hemen her yerde. Yani sabununa erişebilmek mucize. Sabununa erişseniz kağıdına erişemezsiniz. Zaten
birçok konaklama alanının kendisi bu anlamıyla problemli. Yemek yeme yerleri tanımlı olmadığı için insanlar konakladıkları yerde yemek yemek zorunda kalıyorlar. Ya da hijyenik koşullara sahip olmayan yerlerde yemek yemek zorunda kalıyorlar. Bunlar kötü örneklerimiz. Beklediğimiz şeyler nasıl? Tabii bu fotoğraftakiler çok daha derli toplu gözüküyor. Barınma yerlerinin işte yangın güvenliğinden, çalışan kişi sayılarının sınırlandırılmasına, havalandırma koşullarından, gün ışığını nasıl almayacaklarına kadar, ısınma konularından, işte sigara içemeyeceklerine kadar birçok konuyu tanımlamak lazım. Örneğin bu yaşam alanlarının içerisinde ısınmayı sağlamak en önemli konulardan bir tanesi. İnsanların konforlu bir şekilde uyuyabilmeleri, dinlenebilmeleri için kışın soğuğunda, yazın sıcağında ya da tersinden bu da olabilir. Konforlu bir şekilde bulunabilmeleri için ısıtma soğutma sistemlerini düşünmek gerekir. Şimdi işçi için klima mı alacağız? Evet alacağız. Genel olarak bu soru sorulur. Yani bizim ofisimizde klima yok, oraya mı alacağız? Bunlar bütçelenmeli ve planlanmalı. Çünkü orada insanlar yatacak, insanlar çalışacaklar. Bunun için asgari şartlar sağlanması gerekir. İnsanlara örneğin ısınma sistemlerini sağlamazsanız insanlar ateş yakmaya çalışırlar. Yani kendi yöntemleriyle ısınmaya çalışırlar. Elektrikten, prizden bir şey çekip bir kaçak yapmaya çalışırlar. Bir demiri ısıtırlar. İçeride yangına neden olabilecek bir ortam yaratırlar. Çünkü insanlar ısınmalılar. O açıdan bu konuları şey diye görmek gerekir. Bunların yaratabileceği ekstra riskleri de görerek ısınmasını, soğutulmasını, ısıtma soğutma sistemlerini, yangın konularıyla ilgili alınacak önlemlerini tıpkı bir bina projelendiriyormuş gibi ama daha basit, daha geçici tırnak içerisinde bir bina olduğunu unutmadan planlamak, projelendirmek gerekiyor. Yani konaklama yerleri, yani dinlenme ve barınma yerlerinin kendisi bizim projelendirmemiz gereken bir şey. En başından beri kaç işçimizin olacağını bilmemiz, onun iş programına göre hangi aylarda önümüze geleceğini, o işçi sayısının bilmemiz, onlara göre yeterli yerleri ayarlamak, planlamak bu proje yönetiminin görevi. Eğer bunlar yapılmaz ise ve gelişi güzel, yani iş programı gidiyor. Genelde Türkiye'de bu karşılaştığımız en büyük sorun bu oluyor. Yani sağlıklı bir iş programının yapılmaması ve iş programına sadık ilerlenememesi. İş programına sadık kalamamasının çok sebebi var tabii. Karşılaştığımız sonuç oluyor. Düzensiz konaklama yerleri, çok fazla risk, şikayetler, yönetilemeyen yemekhane sıraları, yönetilemeyen yemek firmaları, kötü çıkan yemekler, şantiyenin içerisinde huzursuzluk, iş bırakma gibi birçok konuyla karşılaşıyorsunuz ki bunlar aslına bakılacak olursa sadece o şantiyenin iç yönetimini değil, toplumsal etki bakımından da o en başta bahsettiğimiz etik değerler açısından düşünecek olursanız o projenin kendisine tepki duyulmasına neden oluyor ki ülkemizdeki birçok projede bu şeylerin oluşmasının bir sebebi de bu. Önemli tepkilerin oluşmasının bir sebebi de bu. Çünkü oralarda bu koşulların çok kötü olduğu söylenmesine rağmen iyileşmeler bir türlü yapılmıyor, yapılmadı. Dinlenme barınma yerlerinde de hani böyle kabaca böyle şeyler gösterebiliriz. Tabii özel sadece barınma yerleri, uyuma yerleri değil, işçiler için ayrı barınma yerleri de kullanılabilir. Sosyal tesisler bulunabilir, çamaşırlarını yıkayabilecekleri alanlar, çamaşır odaları bulundurulabilir. Hatta bütün işçilerin, mühendislerin ve mimarların evden getirdikleri yemekleri örneğin bir mikrodalga fırında ısıtabilecekleri, basit bile olacak olsa bazı temel şeylerle kendilerini doyurabilecekleri ufak buzdolabı, bunların sağlanması gerekir. Eğer bunlar çünkü sağlanmazsa bir süre sonrasında işçiler kıyafetlerini çamaşır odalarında yıkamak yerine ellerini yıkayıp dışarıya asmak zorunda kalırlar. Bu bahsettiğimiz şeyler odaların içerisine tek tek girmeye başlar ki mesela işçilerin odaların içerisinde özellikle yemek yemeye başlaması, yemeklerin tüketilmesi, ekmek tüketimi gibi şeyler bir süre sonrasında haşereyle mücadele gibi bir sorun ortaya çıkartır. Konaklama yerlerinin içerisindeki haşereyle mücadele konusu zaten başlı başına zor bir husustur. Buraları çok ciddi bir şekilde haşerelere karşı ilaçlamak ve düzenli takibini yapmak gerekir. Eğer şantiyenizde bu konuyla ilgili bir sorun yaşamaya başlarsanız yatma kalkma yerlerinde gerçekten bu çok mutsuz edici bir şekilde yayılır. İşçilerin bu konuyla ilgili yani daha sonrasında kimyasal maddelerle dezenfeksiyon yapsanız da kurtulması biraz zor oluyor. O yüzden temiz bir şantiye düzeni, yatakhane düzeni, dinlenme yeri düzeni kurmak önemli. Peki, şimdi ebatlar önemli.
oda boyutları ne kadar olacak? Yönetmeliğimiz bununla ilgili net bir şey söylemiyor. Ne yazık ki yönetmeliğimiz birçok başlıkla net bir şey söylemiyor. Netlikten kastettiğim şey ne? Oda dediğin şu kadar metre olacak, şu kadar kişi olacak, şu kadar kişiye şu kadar düşecek demiyor. Yönetmeliğimizdeki tarif yukarıdaki, aşağıdaki sol aşağıda balıt balıt olanlar başka referanslar. Bizim yönetmeliğimizin tarifi şu: çalışma yerlerin taban alanı ve yüksekliği ile hava haciminin çalışanların sağlık ve güvenlikleri için risk oluşturmayacak özellikle ve rahat çalışmalarını sağlayacak yeterli boyutlarda olması sağlanır. Dikkat edeceğimiz şey şu: yeterli boyutta olması sağlanır. Ne demek yeterli boyut? Kime göre, neye göre? Yeterli boyut kavramı yönetmeliğin içerisinde birçok yerde önümüze geliyor. Yeterli boyut, uygun şekilde, buna benzer. Bu aslında bakılacak olursa bir mevzuat yazım mantalitesi. Bu mevzuat mantalitesi biraz daha Anglo-Sakson mantalitesi. Bizim yönetmeliğimiz de biraz çevirim metinlerden oluştuğu için bu böyle. Burada uygun ve yeterliliği proje yönetimine ya da işverenin kendisine bırakıyormuş diye düşünebiliriz temel şey. Ve burada da aslında beklenen şey o uygunun en iyi, en optimum olanın sağlanması. Bunu nereden bakar? Uluslararası referanslardan bakar diye düşünmeniz gerekir. Orada eğer böyle düşünecek olursak, eskiden ne güzel yönetmeliklerimizde aslında bunlar tariflenirdi ama son yıllardaki yapılan güncellemelerle yönetmeliklerimizde bu hususlar kaldırıldı. Eskiden mesela bu konularla ilgili sınır değerler veriliyordu. Yine de veren bazı yerler var. Ben size referans olabilmesi için, düşünmemiz için bazı referans değerleri söyleyeyim. Mesela bir işçinin yatması için, konaklaması için yatakhanede hava hacmini düşünmek son derece önemli. Çünkü sağlıklı bir havaya ihtiyacı var. Hava sirkülasyonuna ihtiyacı var. Yani bu odada kaç kişi kalacağını belirleyecek günün sonunda. Odadaki kişi başına düşen hava hacmi. Bunun için genellikle 12,5 metreküp, 10 ila 12-13 metreküp arasındaki değişen limitler referans alınıyor. 12 metreküpü şey yapabiliriz, referans alabiliriz. Ya da kişi başına 5-5,5 metrekarelik bir alan düşünebiliriz. Bunlar benzer değerlere denk geliyor zaten. Hani çünkü yönetmeliklerin uluslararası iyi uygulamalarda tavan yükseklikleri için de bir kısıt verilmiş durumda. O da yaklaşık 2-10 civarında oluyor. Yani taban alanıyla tavan yüksekliğini düşündüğünüzde benzer hacimlere ulaşıyorsunuz. Şimdi mesela yan tarafta klasik, Türkiye'de sıklıkla gördüğümüz 3'e 7 konteyner diye tarif edilen ve sahalarda gerek ofis uygulamaları için, yani idari ofisler olarak, gerekse konaklama için çok sık kullanılan, işte deprem bölgesinde de kullanılan en temel tip prototip önümüzde 7'ye 3, 2,6 metre yüksekliğinde. İçerisine girdiğinizde biraz işte taban ve tavan paylarını düşerseniz 2,10'da sağlıyor gibi düşünebiliriz. Baktığımızda buranın metre küpünü, metre karesini hesap ettiğimizde bu konteynerin içerisinde bizim maksimum 4 kişiyi. Hadi hani o çarpıp böldüğümüzde yaklaşık 4-4,5 arasında çıkıyor ama alt metin alalım, 4 kişiyi yatırmamızı bekleriz. Peki inşaatlarda gerçekten durum böyle mi? Bu tarz konteynerlarda 4 kişi mi yatıyor diyecek olursanız çoğunlukla hayır. Çoğunlukla 8 kişi, 6 kişi gibi 4 kişiden çok daha kalabalık kişiler içerisinde barındırılıyor ama tipik 3'e 7 bir konteynerımız varsa, içerideki yatağın, ranzanın, işte olacak dolabın varsa, bir masanın da olabileceğini düşünerek bu alanın içerisinde bizim en fazla, yani onun bile fazla olduğunu düşünüyorum ama 4, aslında bakılacak olursa ideali 2 kişinin kaldığı bir şekilde yatırmak gerekir ama gerçekten mesela şey uygulamaları oluyor. O zaman o soruyu sormak gerekiyor. İşte mühendisler için iki konteynerde bir odasında bir mühendis, bir odasında bir mühendis. Ya da kalfalar için bir odasında bir kalfa, öbüründe bir kalfa kalıyor. Ama işçiler çoğu zaman bu kadar geniş ferahlıklarda kalamıyorlar. Neden? Bu hiyerarşik farkların ortadan kaldırılması şey açısından önemli. Herkese gerçekten rahatça kalabileceği temiz, düzenli odalar vermek gerekir. Ranzalı olacaksa ranzaların altı üstünde bazı mesafeler var tabii. Ve bunları dikkat edecek şekilde insanların orada rahatça hareket edebilecekleri, sıkışık eşya düzeninin içerisinde değil de düzgünce, yani gün sonunda mesaisini bitirdi geldi, duşunu yaptı, gününü geçirebileceği, dışarıya çıkacaksa tekrar gelecekse gününü geçireceği bir yaşamı olacak. İşinin o kalan yaşamını, nasıl olsa onun bir yaşamı yok, tek işi çalışmak diye göremez kimse. O kalan diliminde bu olanaklarını sağlamak gerekir.
İçerisinde yönetmeliğin başka maddeler var. Çeşitli hükümler var. İşte gebeler için, gebe emzirenler için yatıp uzanarakları uygun koşullarda bir oda sağlanması gerekiyor. Ya da projenizde engelli çalışanlar varsa engelli çalışanların durumunu dikkat ederek bu mobilizasyon planlamasını ya da konteyner yapmalısınız. Ya da kişileri onlara göre yatırmalısınız. Mesela acil durum oldu. Gece yatakhaneden kaçmak lazım. Engelli bir çalışanımız var. O engelli çalışanımızın engeli de acil durumlar için risk ihtiva ediyorsun. Onu gidip gerçekten en kaçamayacağı odaya değil, en kolay kaçabileceği acil durumda yerleştirmemiz gerekir. Ya da onun zorlanarak mesela yürüme konusunda bazı engelleri olan ama projede başka türlü geri planda bazı görevleri üstlenen bir çalışma arkadaşımız varsa mesela onun kendisini projede özel olarak bu tarz sosyal olanaklardan faydalanabilmesi için düşünmemiz lazım. Çünkü toplumda dahi zaten hani düşünülmüyor. Bir iş yerinde yasal yükümlülükler şirketleri engelli çalıştırmayı, yükümlü çalıştırmayı zorunda bırakıyor ve çoğu zaman şirketler bunları çalıştırmamayı da tercih ediyor ama aslında topluma kazanabilme, toplumsal yaşamın bir parçası olabilmesi için şantiyelerin engelli çalıştırıp onlara bu olanakları da sağlaması gerekiyor. Yani engellilere uygun sosyal olanakları da sağlamasını beklememiz gerekiyor. Türkiye'de çok büyük bir sorun değilmiş gibi gözüküyor içme suyu konusu, bir başka konu. Ama mesela Afrika'da çalışıyorsanız çok önemli bir konu. Yani Afrika'da birçok Türk firması otoyollar, köprüler, tren yolları yapıyorlar ve buralarda çalışan arkadaşlarımızın içme suyuyla ilgili, içme suyuna erişim konusunda yerel halkın, yerel mühendislerin ve çalışanların ne kadar zorlandığını anlattıkları çok fazla şey var. Hani belki sizler de denk gelmişsinizdir. Afrika'daki durum özellikle Afrika kıtasında inşaat yaptığınızda içme suyuna erişim çok çok önemli bir konu. Her şeyin önüne geçiyor. Bir yandan dehidrasyon çok yüksek çünkü sıcaklık çok yüksek. İnsanlar şantiyede çok fazla mineral ve su kaybediyorlar. O yüzden suya ihtiyaç çok fazla zaten. Bir de kısıtlı olunca çok daha değerli hale geliyor tabii. Peki. Hocam ne kadar vaktimiz var bilmiyorum ama biraz toparlamaya doğru, şeye doğru geçiyorum. Tamamdır. Yarım saat içinde tamamlayabiliriz. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya kadar anlattığım aslında bizim inşaatlarda sıklıkla karşılaştığımız bu alanlara dair temel bilgilerdi. Bu temel bilgileri şimdi bir proje yönetimi, inşaat yönetimi açısından, şantiye yönetimi açısından baktığımızda biraz daha isterseniz tanımlı hale getirelim düşünmeyi ve biraz proje yönetimi bakış açısıyla bakarak konuyu ele alalım. Şimdi temel olarak proje yönetimine baktığımızda, inşaat proje yönetimine baktığımızda kabul edilen temel 6 tane başlık olduğunu görüyoruz. Yani bir inşaat yönetimindeki ana dinamikler, ana kolonlar bunlar. Neydi onlar? Hani kısaca hatırlatmak için bir şantiye yönetiminin kendisi yani saha yönetimi, organizasyon yönetimi, ekiplerin yönetimi, yüklenicilerin yönetimi dediğimiz o canlı kanlı şantiye yönetimi. Şimdi bunu kırmızı ile işaretledim çünkü bu konunun bizim konumuzla alakası var. Bugün konuştuğumuz şantiye olanaklarının, sosyal alanlarının yönetilmesi konusuyla bunun şeyi var, önemi var. Öte yandan maliyet yönetimi, süre yönetimi, kalite yönetimi, sözleşme idaresi gibi konular var ki onlar da ilişkili tabii ama çok daha gerideler. Bir de İSG yönetimi var ki bu ikisi yani şantiye İSG yönetimi diye düşünebiliriz. Şantiyede bu sosyal olanakların yönetilmesi için çok 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 önemli. Ama günün sonunda şantiyenin o tesislerini kuracak olan konaklama odalarının sayısına, tuvaletlerin sayısına, tuvaletlerin konumlarına, bunların organizasyonuna karar verecek olan iş sağlığı güvenliği departmanları olmayacak. Çoğu zaman organizasyon, şantiye yönetimini sağlayan proje müdürleri, şantiye şefleri yani sizler olacaksınız. İş sağlığı güvenliği uzmanları size bunları çoğu zaman sadece rehber olarak bilgi vermek maksatlı. Şöyle yapmamız lazım şef, şöyle düzenlememiz lazım, şunlar temel kriterler diye sizin fikir alışverişine bulunduğunuz kişiler olacak. Bunlar proje yönetimine dahil olan konular. O açıdan bu anlattığım şeyler proje yönetiminin başlığı. Şimdi projenin yaşam döngüsünü düşünecek olursak, ya projenin yaşam döngüsüyle o proje yönetiminin temel dinamikleri birbirleriyle çok ilintili. Şimdi şöyle ki, temel olarak biz proje yaşam döngüsünü ön tasarımdan başlayan ve işte daha sonrasında detaylı tasarım, ihale, satın alma, yapım ve en sonunda yapım sonrası yani anahtarlarını teslim edip artık kişilerin orada bizim yaptığımız yapıyı kullanmaya başlamaları, işletmeleri, belki daha sonrasında ekonomik ömrünü doldurduktan sonra da yıkılması diyebileceğimiz bir
projenin, yapının yaşam döngüsü var. Şimdi bizim için tabii nihai amaç yapım esnasında bu olanakları, refah olanaklarını sağlamak olduğu için bunu ancak iyi planlarsak, yani yapım aşamasından önce üzerine kafa yorarsak bunu sağlayabiliriz. O açıdan bir projenin daha ilk fikir aşaması, konsept tasarım aşaması ortaya çıktığından detaylı tasarımına doğru giden o sürecin kendisinde geri planda şantiyeyi yönetecek olan organizasyon, artık kimse, proje müdürü, şantiye şefi, sağlık güvenlik koordinatörü, arkada geri planda bir ekibin sağlık güvenliği planlaması lazım. Biz bu işi nasıl yapacağız? Bu inşaatta nasıl kaza olmayacağızı burada üzerinde durmak lazım. Peki işte o biz şantiyede acaba nasıl kaza yaşamadan bu işi yapabiliriz diye düşünürken, refahı nasıl sağlayabiliriz diye düşüneceğimiz aşamalardı, bu aşamalar olması lazım. Eğer yapım aşamasına gelip şantiyeyi de küreği vuracağımız, işte ekskavatörü çalıştırıp kazıyı yapacağımız gün bunları düşünüyorsak bu konuları düzenli yapmamız çok zor. Artık iş işten biraz geçmiş oluyor. Olanakları zorlamamış, imkanları zorlamamış. Ondan sonra da zorlayamıyor oluyoruz. Çünkü iş her zaman çok daha baskın hale geliyor. Geri planda işçilerin refah olanaklarını sağlamak, sosyal tesislerini yönetmek işin sanki detayı, kremasıymış gibi kalıyor. Sonra konuyu iş sağlığı güvenliğiyle bile ele alacak olsanız bunu şöyle yorumlandığını daha sıklıkla karşılaşıyoruz. İşte işçiler düşmesinler, yani kaza yaşayıp yaralanma ya da ölümle karşılaşmayalım yeter. Yani ama kaza ve yaralanmayla karşılaştığımız o hususların oluşmasının altında aslında bunların nedeni, bağlamı, refah konularıyla ilintili gözden kaçırılıyor. O açıdan kaza yaşamamak için insanların verimli çalıştıkları, mutlu çalıştıkları ve bir sonraki o projeyi bitirdikten sonra da severek bu işleri yapabilmeleri için bu işin iyi planlanması lazım. Yani çalışanlar sahaya geldikleri zaman bunların düşünülmüş olması lazım. Birileri bunları düşünüyor, yapıyor. Bizim bunları düşünmemizi, bunları dert edinmemizi beklemiyor. Bizim sahada performans göstermemizi bekliyor düşüncesine geçmesi lazım. Çoğu işçiyle, Türkiye ve yurt dışında çalışmış çoğu işçiyle konuştuğumda aslında bu şeyi gördüm. Yani daha çok mesela Rusya'da çalışmış bir işçiyle, bir kalıpçıyla konuşuyorsunuz. Kurallara uymuyor Türkiye'de. Zorluyorsunuz ve şunları söylüyor. Ya ben yurt dışında uyuyorum, aslında Türkiye'de uymuyorum diyor. Niye bunu söylüyor, yapıyorsun? Hani yaşam her yerde senin yaşamın, önemli değil mi diye sorguladığınızda arka planda artık şunu anlıyorsunuz. Ya orada her şey belli bir muntazamlıkla ve bizden bir şeyler bekleniyordu. Bizde burada beklenen şey güvenli çalışmak değil ki. Bizde burada beklenen kalıbı çakmak sadece. Şimdi hal böyle olunca beklentinin kendisi nitelikli iş çıkartmak, beklentinin kendisi ekip çalışması, beklentinin kendisi sağlıklı ve güvenli çalışmak olmayınca işçinin o işe bağlanması, o işi yapma biçimi, o işin kurallara uyması da en başta dediğim gibi olmuyor. Şantiye yönetimini iyi sağlayabilmek için şey yetmiyor arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Yani böyle sert şey yapmak, hitap etmek, şey gözükmek, nasıl diyelim, çok tecrübeli gözükmek, bunlar yetmiyor. Şantiyede gerçekten buradaki bahsettiğimiz bütün başlıkları ahenkli bir şekilde yönetebilmek için bir proje yöneticisinin şantiyenin temel dinamiklerini, işçilerin beklentilerini, kaygılarını, o şantiyedeki olabilecek organizasyonel sorunları, riskleri öngörmesi gerekiyor. Bu mesela kültür çatışmaları ve işçilerin nasıl hangi konumlarda, yatakhanelerde yerleştirileceklerini dahi içerir. Yani uluslararası ekipleriniz var, odaları planlıyorsunuz. Yani kamp alanlarını nasıl koyacağınız, şantiyede yemekhaneleri nasıl konumlandıracağınıza kadar bu şey yapar, değişiklik gösterir. Çünkü başka bir kültürün yemeğinin kokusundan hoşlanmayan, başka bir kültürün işte beslediği evcil hayvanları görmek istemeyen bambaşka kültürler de oluyor. Ve bunların kendisi çok şiddetli kavgalara, çok şiddetli sorunlara neden olabiliyor. O yüzden iyi şantiyeciler şantiyelerde bu tarz nüansları, kültür, iletişim, daha önceki tecrübelerden bunları düşünerek bunları kurması gerekiyor. Peki, şimdi bunu da önceden planlayalım dedik. Bir yandan yapımız tasarlansın, bir yandan biz bu işlerin nasıl yapılacağına dair ihale satın alma süreçlerini düşünürken, bir yandan projenin bu sosyal konuları nasıl yöneteceğimizi ve iş sağlığı güvenliği nasıl yöneteceğimizi planlayalım ve yüklenicilerimizi, projede görev alacak yüklenicileri de şartnamelerine, sözleşmelerine bunları koyalım. Yani diyelim ki, örnek veriyorum, bu projeyi nasıl yöneteceğinize göre değişir. Bu projede
Mesela ana firma şunu desin bir firmada. Ben bütün konaklama alanlarını yükleniciler için ben oluşturuyorum. Bu şantiyede 5000 kişinin peak zamanda çalışacağını öngördüm. 5000 kişilik konteyner kent yaptım. Bu 5000 kişilik konteyner kentinde hepsini hemen yapmadım. Ben 2000 kişiliğini başlangıçta yaptım. Diğer kalanı bir yıl sonra ihtiyacım olacağı için onun için alan ayırdım. Planladım, şu yüklenici burada kalacak, bu yüklenici burada kalacak. Size su sağlayacağım, olanakları sağlayacağım, çalışanlar için yemek sağlanacak vesaire vesaire. Neyin işveren tarafından sağlanacağı tanımlandı. Ve bu hizmetlerin karşılığında, bu organizasyon, bu yönetimin karşılığında yüklenicilere örneğin işçi başına sosyal alanların yönetiminden kaynaklanan, o optimum yönetiminden kaynaklanan bir maliyeti yansıtabilir. Ya da bu maliyeti planlayıp hesap edebilir. Şimdi bu önemli bir şey proje yönetimi açısından. Bir işçinin şantiyede yatması, yemeği, daha sonrasında işte şantiyedeki diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için bir projede kişi başına ayrılması gereken bütçenin ne kadar olduğunu bilmek ve bütün işte insan gün şeylerinizde, toplamınızda bunu hesap etmek ve bütçelemek son derece önemli. Çoğu zaman bunlar bütçelenmediği için, bu planlama kısmında işte bütçeye koyulmadığı için, bu detaylar düşünülmediği için inşaat sırasında iş güvenliği uzmanı proje müdürüne ya da şantiye şefine ya da saha mühendisine işçilerin şikayeti var. İşçiler işte iş güvenliği kurallarını aslında yemekleri, konaklama alanları, tuvaletleri, işte ibadethanesinde olmaması ya da işte başka bir sosyal imkanın olmamasından dolayı bunu gösteriyor. Bu refleksi gösteriyor dediğinizde çözülemeyen bir şeye doğru dönüşüyor, girdaba giriyor. Bunların çözebilmesi için geri planda bu ilişkileri gözetmek lazım. Peki, ne neyle ilişkili? Burada görmüş olduğunuz şey ILO'nun bir tablosu. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yapmış olduğu inşaatlarla tesisleri düşünürken neyi düşünelim diye bakacak olursanız. İşte sol tarafta bazı ihtiyacımız olan refah tesisleri de, sağ tarafta ise tesisin büyüklüğünü düşünürken ve konumunu düşünürken gözetmemiz gereken parametreler. Yani tabii hangi ülkede şey yapıyorsak, işi hangi ülkede yapıyorsak yasal gereksinim bizim için en başta olan şey. Yani ister Türkiye'de çalışın, isterseniz Mozambik'te çalışın, isterseniz Almanya'da çalışın. Çalıştığınız ülkenin acaba sizin bu refah olanakları konusuyla ilgili sizi sınırladığı oda hacimleri olabilir, tuvalet sayısı olabilir, kişi başına düşecek. Bu tarz konularla ilgili sizi sınırladığı bir şey var mı? Daha başka şeyler olabilir. İşte kuruluşun politikaları, yani sizin kuruluşunuz öyle bir asgari limit belirlemiştir ki yasal gereksinimlerin daha üzerine zaten şey yapıyordur, sağlıyordur. Ve kuruluş standartları vardır. Birçok dünyada önemli inşaat şirketinin bu anlamıyla iş sağlığı güvenliği ile ilgili kendi benimsemiş olduğu standartlar var. Geçmiş tecrübeler var. İş gücümüzün büyüklüğü bizim için önemli bir parametre. Çünkü kaç tuvaletine ihtiyacımız var? Örneğin diyoruz ki işte 30 çalışana bir tuvalet düşsün. Böyle bir yaklaşım geliştirdik. Projedeki iş programımıza göre hangi gün, hangi ay, kaç çalışanımız olacak, hangi işler bitecek, hangi işler eklenecek, bunu bilmemiz lazım ki iş gücü miktarını, bunların adetlerini, sayılarını verelim. Ya da yüklenici sayısı bizim için bir parametre olabilir. Bunlar bizim kantinimizin büyüklüğünü, çamaşır ünitemizde kaç tane sanayi tipi çamaşır makinesi alacağımızı, dinlenme odası yapıp yapmayacağımızı, yani örneğin bir dinlenme odası olup orada bir televizyon koyup maç günü yapılacak mı? Her maç orada gösterilecek mi? Şehirden uzak bir şantiyedesiniz. Bu olanaklara ihtiyaç var. Ya da bir ilk yardım odası yapacaksınız. İlk yardım odasının büyüklüğü ve içerisinde bulunacak malzemeler neler olması lazım? Size daha önceki şantiye tecrübeleriniz, ilk yardım odasında malzeme çeşitliliğinin fazla olması, iyi bir ilk yardım operasyonuyla birilerinin hayatını kurtarmanıza yardımcı olduysa, bu tecrübe sizi şunu götürür. Yeni projelerinizde de ilk yardım odasını önemsersiniz. Ama daha önce hiç böyle bir tecrübeniz olmadı, görmediniz, bilmiyorsunuz bu konuyu. İlk yardım odası sizin için çok önemsiz gelebilir. Bir tane boyunluk alırsınız, iki ağrı kesici alırsınız, ilk yardım dolabımız var dersiniz, geçersiniz. Ama öyle şantiyeler, öyle olanaklar, öyle imkanlar sağlayabilirsiniz ki şehre kazalıyı ulaştırmanın zor olduğu yerde şantiyenizdeki sağlık ekiplerinin müdahale edebilmesi için olanaklar sağlanabilir. İlk yardım hususları yine şantiyenin büyüklüğüne göre değişir tabii yani. 10 bin kişinin, 22 bin kişinin çalıştığı şantiyelerde artık bunların adına ilk yardım odası diyemeyeceğimiz kadar büyük sağlık tesislerine dönüşüyor. Çünkü oralarda hem gece hem gündüz hem iş yeri hekimleri hem sağlık personelleri görev alıyor. Bu tarz projeler Türkiye'de de oluyor. Yani işte Türkiye'deki en başta söylediğim Öcalan'ın havalimanı projesi ya da büyük şehir hastanesi projeleri, büyük otoban projelerinin hemen hemen hepsinde binlerce işçinin kaldığı kamp alanları, yaşam alanları, sosyal alanlar kuruldu.
Ve bu alanlarda bu hususların hepsi geçmiş tecrübeler, yüklenici sayısı, yasal gereklilikler gözetilerek aslında planlanır hale gelmiş oldu. Peki, şimdi buradaki bir tabloyu Türkçeleştirecek fırsatım olmadı ne yazık ki. Konuyla ilgili yazmış olduğum bir bildirinin içerisindeki bir tabloydu. Bu tablo aslında bize ilerlerken, yani bir projeyi kurarken, mobilizasyon planını hazırlarken neye dikkat edeceğimizi aslında düşündürtüyor. Sözleşmelerimiz, solda bizim için önemli olan kriterler var. İş programımız, sözleşmemiz, işverenimizin beklentileri, mal sahibinin beklentileri, kuruluşun konuya yaklaşımı, daha önceki tecrübeleri gibi şeyler bizim için girdiler olmalı ama bunları aldıktan sonra şantiyemizi adım adım planlamalıyız. Yani aktivitelerimize göre kaç işçiye ihtiyacımız olduğunu, işçi sayısına göre kaç odaya, kaç duşa, hangi konumlarda lazım olduğu, ihtiyaçlarımızın olduğunu, bunların hepsini düşünüp bir saha planı, yani saha mobilizasyon, site layout dediğimiz artık bir vaziyet planı oluşturmamız lazım. Ve bu vaziyet planında daha şantiyeyi kurmadan önce senaryo yapmamız lazım. Burada sadece bir örneğini gösteriyorum. Mesela burada şeyler yapılmış. Lejantladığı için mesela 1, 2, 3, 4, 5'e kenarda bakabilirsiniz. Mesela 1 ile 2'yi sağda gösterdi. İşte site office ve ilk yardım odası olarak göstermiş. Mesela 3 ve 4 tuvaletler, yemek yeme odaları. Mesela 6 işte depolama alanları gibi yerleri tanımlamış. Şimdi bizim inşaatımızın vaziyet planı üzerinde işte bu konumlandırmaları yapmak, bunların arasındaki ilişkileri tanımlamak. Mesela şunu yapmanız gerekir. Böyle şeyler, gariplikler oluyor ki işçilerin duş aldıkları yerlerle konakladıkları, gece uyudukları, yani duştan sonra çıkacakları konteynerlerin arasında böyle 150-200 metre mesafe var. Yani işçiler oradan orayı geçerken yarı çıplak şekilde geçmek zorunda oluyorlar ve bir yandan da işte şantiyenin giriş kapısının hemen yakınındalar. Yani bunu işçi de istemiyor, şantiyeye giren kişi de istemiyor bu durumun böyle olmasını. Yani konu oraya paravan yapmak değil. İşçi üşüdüğü için istemiyor, böyle görünmek istemediği için istiyor. Ama onu o şekilde yan yana planlayıp hızlı bir geçişini sağlayacak bir şey planlanmadığı için daha sonrasından ihtiyaç olduğunda en uygun yer orası olduğu için oraya yerleştirilmiş oluyor lavabolar, duşlar. Bu durumun kendisi de bu geçiş zorluklarını yaratıyor. O yüzden planlama diye vurguluyor olmamın sebebi bu. Şantiyeye başlamadan önce iyi bir şantiye vaziyet planlaması, mobilizasyon planlaması yapmak lazım. O gösterdiğim videodakiler, hani basit örnekler bunlar günün sonunda. Bunun üzerine detaylı çalışmak ve hem yasal beklentiler, hem tecrübeler, hem de bu uluslararası kriterlere göre doğru bir konumlandırma, sosyal alan konumlandırması yapmak gerekir. Peki, bunları yaptık değil. Yani iyi bir mobilizasyon planı çıkarttık. Her şeyin adetlerini, büyüklüklerini, niteliklerini iyi planladık. Buralara neler yapacağız? Buralarda bunların yönetimini nasıl sağlayacağız? Yani bunları oraya koymakla bitmiyor. Proje ömrünüz 3 yıl, 4 yıl, 1 yıl. Bu zaman diliminin içerisinde bunların sağlıklı bir şekilde işletilmesi, daha sonra da sökülmesi gerekecek. Çünkü daha sonrasında oralar ya bahçe olacak ya imalatın gerektirdiği başka şeyler orada yapılıyor olacak. O açıdan bu bölümün kendisini yönetebilmek için de önerim şantiyenin içerisinde bir bu refah tesislerinin yöneteceğiniz bir plan hazırlamanız. Anahtar kişileri tanımlamanız. Buradaki hususu ele alan iyi bir dokümante edilmiş bir çalışma yapmanız. Neyi kastediyorum? Mesela genellikle böyle bu kadar büyük kamp alanlarının olduğu yerlerde atanan önemli kişiler vardır. Mesela tesislerin yönetimini gerçekleştirecek kişiler kim olur onlar? Mesela kamp amiri olur. Kamp amirleri genelde bu konaklama alanlarındaki ihtiyaçların giderilmesi. Nedir o ihtiyaçlar diye soracak olursanız. Örneğin duşlardaki başlıkların kırılması da, sabunun bitmiş olması da, çamaşır makinesinin çalışmıyor olması da, işte ilaçlama sorunundan dolayı işte tahta kurularının ya da başka bir yerin bir şeye gelmesi, haşerelerin bir odaya doluşması da kamp amirinin genellikle bu talepleri çözdüğü bir konudur. Büyük inşaat alanlarında o yüzden bir kamp amirinin bulunması ya da birden fazla kamp amirinin bulunması, kamp amirine bağlı çalışan temizlik görevlilerinin bulunması, işte tuvaletler, banyolar, odalar, güvenlik görevlisinin olması, gene özel güvenliğin bu alanlarda bulundurulması ve iş sağlığı güvenliği yöneticileri gibi diğer kişilerin
Bu proje boyunca temel görevlerinin, sorumluluklarının bu tesislerde neler olduğu iyi tanımlanmalı. Yani herkesin işi belli olmalı. Kim temizleyecek, kim yönetecek, kim şikayet yönetecek, kim sorunu çözecek, kim satın almasını yapacak, kim denetimini yapacak, hangi standartlarda olacak, önümüze gelebilecek riskler neler gibi detaylı bir şekilde simülasyonu yapılması lazım. Yani döküman üzerinde simülasyonun yapılması ve projenin işletiminde mesela bakımdan kastettiğimiz şeyler, yangın dedektörlerinin kendisinden tutalım. Bugün bu detaylara kadar girmedik. Mesela sosyal alanların her birinde aslında bakılacak olursa, burada göstermiş olduğum odaların her birinin içerisinde, koridorlarda duman dedektörlerinin bulunması lazım. Bağımsız bütün bölümlerin içerisinde birer duman dedektörünün bulunması lazım. Şimdi mesela sık karşılaştığımız şeylerden bir tanesi şu olur. İşçiler gelirler, duman dedektörleri çalışmasın diye pet şişenin altını keser. Pet şişenin altını duman dedektörüne kapatır. Böyle duman dedektörünü bypass eder. Duman dedektörünü çalışmaz hale getirir. Ya da pilli ise pilini çıkartır. Mesela bizim istediğimiz şeylerden bir tanesi o yüzden duman dedektörlerinin pilli olmamasıdır. Pilli olmayan sistemleri tercih etmelidir. Hatta elektrikli ve adreslenebilir yangın algılama sistemlerinin mümkünse kamp amiri ya da yangın güvenliğini takip edebilecek güvenlik personelinin önünde bulunması gerekir ki örneğin 34 nolu odalı bir yangın çıkıyorsa varsayalım, oraya müdahale edip acil durum prosedürünü başlatabilsin. Bu alanların içerisinde yangın önlemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, işte içeride mesela yemek yapılıp yapılmadığının, açık ateş kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi önemli. Ha, bu konuyla ilgili çok anı var. Bir gün böyle bir şey yapabilmek için, işte yaşam alanlarındaki koşulların kontrolünü yapabilmek için geç saatlerde gitme kararı aldık. Yani gün içerisindeki şantiye saatlerinde yapılan denetimlerdense akşam gerçekten işçilerin en yoğun oldukları yemek saati ve gece saatlerine gitmeye kalktık. Çalıştığımız o projelerden bir tanesi, ismini vermiyorum ama gece bir tanesini açtığımızda saç kavurma yapıldığını gördük. Yani o odanın içerisinde gerçekten saç kavurma yapılıyordu, tüp yakılmış. Ve bu hani çok şey gibi gelebilir, ekstrem gibi gelebilir ama karşılaşmanız çok olasıdır. Türkiye'de odaların içerisinde yemeğin yapılması. Çünkü eğer işçi yemekhanede çıkan yemeği beğenmiyorsa ya da yeterli gelmiyorsa, eğer imkanı da varsa, ki bu gördüm, çalıştığım ekipler bu konuyla ilgili çok şeydi, hassas bir ekiplerdi, Urfalı bir ekipti, şeylerini, kendi yemeklerini odaların içerisinde yapmayı tercih ediyorlar. Şimdi bu sorunu yasak koyarak çözemiyorsunuz. Evet, o gün gittiğinizde sacını kaldırırsınız, tüpünü toplarsınız ama başka bir gün başka bir yerden çıkacak. Çünkü bu bir şey, mücadele konusuna dönüşüyor. Buraların içerisinde düzenli, o yüzden denetimler yapmak, kontroller gerçekleştirmek, mevcut uygulamaların sürdürülüp sürdürülmediğini takip edebilmek son derece önemli. Koyduğunuz gibi kalmayacak, bozulacak. Bu hususlar gidecek. Tatbikatlar yapmanız gerekir. Yangın tatbikatları da dahil olmak üzere gece gündüz uyku halindeyken deprem konularında olabilir. Tatbikatlar, yani sonuçta o inşaatı insanlar orada 3-4 yıl boyunca orada kira şey yapacaklar, yaşayacaklar. Tıpkı bir ev kiralamak gibi düşünün. Yeni gittiği bir yer var ve oranın içerisinde tatbikatının olması lazım. Oraya adapte olacak eğitimlerin olması lazım. İşçilerin sorunlarını şikayet edebilmeleri lazım. Bir önemli şey de bu. Yani ben, özür dilerim, ışığı açacağım. Ben daha bu konuyla ilgili sorunlarını iletip de bu konularla ilgili prosedürün işletildiği çok az şantiyeler karşılaştım. Bunlar da genellikle şey oluyor, yatırım projeleri oluyor. Ama şikayet mekanizması çok önemli. Çünkü işçilerin bir süre sonra mutsuzlukları sürekli sanki boşa konuşuyorlarmış gibi bir hale geliyor. Şikayet ulaşmıyor bir yerden. O yüzden şantiyelerin içerisinde bu şikayet süreçlerini sağlıklı yönetmek, o iletişimi de yönetmek anlamına geliyor. O yüzden kamp amiri ilk kademe yönetici olarak belki de şantiyenin içerisinde bu şikayet süreçlerini iyi yönetmeli. Ama burada da başka problemler oluyor. Bu sefer kamp amiri çözülemeyen bazı sorunları yukarıya çıkartmıyor oluyor. Şikayet süreçlerinin şeffaf işlediği şantiyelerde bir proses oluşturmak lazım. O da şeyle olmuyor. İşte kağıt kutuların atıldığı, kağıtların olduğu şeylerle olmuyor o şikayet konuları. Bununla ilgili artık internet devrindeyiz. Projelerle ilgili çoğu zaman bir anonim olarak şikayetin yazılabileceği yerleri oluşturmak anlamlı oluyor. Ama bu şikayetleri alıp bunları yönetmek önemli. Belki kurul toplantıları, iş sağlığı güvenliği toplantıları, imalat toplantıları, yüklenici toplantıları, bu sosyal alanlar, refah konularıyla ilgili gelen şikayetleri de ele alıp değerlendirilmesi gereken yerler olacak.
En son olarak da bu tesis sonuçta hırsızlığa karşı da insanlar orada eşyalarını bırakacaklar, malzemelerini bırakacaklar. Korunur olması lazım. Tesislerin kamerayla korunması, özel güvenlik görevlilerinin bu alanlarda işte şey yapabilmesi, güvenliği sağlaması da önemli oluyor. Çünkü her zaman gözünüzün önünde 5-10 kişinin konakladığı ufak kamp alanları canlanmasın. 7-24 imalatın devam ettiği ve yüzlerce, binlerce çalışanın olduğu yerlerde tesis güvenliği bizim için çok önemli hale geliyor. Bunları işte bu başlıklar, örnek başlıklar olarak düşünebilirsiniz. Bunları düşünerek biz bu tesislerimizi nereye konumlandıralım, ne yapalım, nasıl yönetelim'i anlatan dokümanlar hazırlanması lazım, insanların görevlendirilmesi lazım ve sahada bunların yöneticilerin takip etmesi gerekir diyeyim. Evet, son burada bitireceğim. Yani şantiyelerle ilgili sosyal konularda konuşulabilecek çok şey var. Ben sadece bir kısmına değinmiş oldum bugün. Bütün boyutlarına giremedim. Daha farklı da ele alınabilir tabii ama en azından ben size bir yaklaşım sunmaya çalıştım diyeyim. Umuyorum çok sıkıcı olmamıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer sorularınız varsa onları da cevaplamaktan memnun olurum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sunum oldu. Hem iş güvenliği açısından hem de şantiye yönetimi açısından bakmış olduk. Hatta katılırsınız diye umuyorum. İkisi de aslında insana değer verilmesi gerektiğini anlatan iki kavram. Eğer değer vermiyorsanız insana, çalışana, her seviyeden işçiye, bunun karşılığında kaliteli işçilik beklemek oldukça zor olacaktır. Her zaman için günümüzde hani önce sunumun başında bahsettik, işçileri suçluyorduk, hata yapıyorlar vesaire, dikkatsizler diye. Artık bunun devri kapandı. En kıymetli değer günümüz işletmelerinde insan. İnsan kaynağından en verimli, motivasyon konusundan da bahsettik. En verimli yararlanacak şekilde altyapıyı hazırlamak ve insana destek vermek, onu insan gibi ortamlarda, insana yaraşır, insan onuruna yaraşır ortamlarda çalıştırmak gerekiyor. Gerçekten çok güzel bir sunumdu. Ben sorusu olan var mı diye sormak istiyorum arkadaşlara. Teşekkür geldi Kübra'dan. Ben şunu sorayım, soru sormuş da olalım. Eskiden şantiyelerde yılbaşında vesaire böyle özel günlerde kutlamalar, eğlenceler olurdu. Hala oluyor mu yılbaşı kutlaması gibi? Yani açıkçası şantiyelerde özel günler oluyor ama hani bu özel olarak yılbaşı mıdır emin değilim şu anda. Son ya da proje bitişinde. Böyle bir şeyim olmadı ama şey klasiktir, hani arkadaşlar belki deneyimlemediği için onu söyleyebilirim. Mesela kaba inşaat bittiğinde, son döşeme imalatı yapıldığında, eğer bir yapı yapıyorsanız ondan sonra mangal yapmak adettendir mesela bu şeyler. Evet. İnşaatın, şantiyelerin aslında bakılacak olursa böyle basit düzeydeki diyeyim ona, hani sosyalleşme aktivitelerinden bir tanesi ama önemli. Ama çok eğlenceli bu tarz kutlamaların yapıldığı, eğlencelerin yapıldığı şeyler de oluyor. Mesela projelerde kazasızlıkların, uzun süre kaza geçirmeden, örnek veriyorum, bir takvim yılı boyunca herhangi bir kaza geçirmeden proje ilerledi. Bunun kutlandığı, işçilerin ödüllendirildiği yaklaşımlar da bunların parçası. Tabii bugün onlara çok giremedik hocam, şimdi söyleyince size aklıma geldi. Mesela İşçilere ödül verilmesi de bu konuların bir parçası olarak ele alınabilir. Bahsettiğiniz gibi eğlenceler de alınabilir. Çok boyutu olan bir konu. Böyle başlamış olduk diye düşünüyorum buna da. Evet, özellikle çok uluslu projelerde yurt dışında vesaire çeşitli ülkelerden gruplar da olabiliyor. O gruplar arasında bazen yemek yarışmaları olabiliyor. Atıyorum Kazakistan'daki bir projede hem İranlı çalışanlar hem Türkiye'den gelen Türk çalışanlar hepsi kendi hünerlerini sergiliyor ve yemek yarışması gibi şeyler yapılabiliyor. Çünkü dediğiniz gibi bazı projeler 3-4 yıl sürüyor. İnsanlar ailesinden uzakta, ailesinden daha çok diğer çalışanları gördüğü için hayatının büyük kısmı şantiye alanlarında geçiyor diyebiliriz. Tabii hocam, yani şey gibi düşünebiliriz. Belki aramızdan hani buradan mezun olacak arkadaşlarımız da olacak. Bahreyn'de çalışan, işte Katar'da, evet, çalışmak isteyecek olan, Rusya'da soğukta çalışmak isteyecek, evet, olan, Avrupa'da çalışmak isteyecek olan ve buralarda şantiye yaşamı aslında bakılacak olsa her şeye dönüşüyor. Evet. Özellikle uluslararası ve yurt dışı şantiye açtığınız için burada da birkaç tecrübe aktarabilirim. Tabii. Bu tarz projelerde arkadaşlar gününüzün çok önemli bir kısmı çalışarak geçiyor. Çünkü bir de oralarda şöyle deneyimler de bulunuyor. Belli bir süre çalışıp izin biriktirmek gibi. İnsanlar izin günlerinde dahi çalışıyorlar.
Bunun sebebi işte Türkiye'ye, memlekete gelmek için en azından geldiğimde birkaç gün daha fazla kalabileyim diye çalışmak. Bir de 15 günde bir izin olan projeler var. Mesela haftada bir gün biz Türkiye'de genel olarak şantiyeler cumartesi dahil. Türkiye'de alıştığımız düzen budur. Cumartesi dahil sabah 08:18 şantiye üzerine katı bir şekilde böyle işler. Bazı şantiyeler, çok az şantiye cumartesi çalışmıyor. Yurt dışındaki şantiyelerde bu bahsettiğim örneklerde çoğu zaman pazarda çalışılıyor. Ve non-stop bir çalışma düzeni var ve çalışanlara 15 günde bir izin veriliyor. Tabii bunlar da yıpratıcı. Bunlar mühendisler için de yıpratıcı, mimarlar için de yıpratıcı, sağ çalışanlar için de yıpratıcı. Tabii en önde en çok yorulanlar sağ çalışanlar oluyor ve risklere en fazla maruz kalanlar yani onlar kadar şey olmuyor. Çok konu var. Mesela arkadaşlar değinemediğimiz ama son aklıma gelen birkaç şey daha söyleyeyim. Mesela iklim koşullarından eklenmek, etkilenmesi çok önemli çalışanların. Ya bu sosyal alanların ısınma konularının kendisinin yaratacağı ya da soğutma konularının kendisi. Mesela Afrika'daki projelerde sıcaktan etkilenme ve bu sıcağın yaratmış olduğu dezavantajlardan kurtulabilmek için yapılması gereken bir sürü iş sağlığı güvenliği uygulaması oluyor. Bunların içerisinde beslenme konusu, bu beslenme, diyet, su konularının kendisi ve kaybedilen minerallerin kazanılması için çeşitli pratik uygulamalar var. Ya bunların hepsi aslında bu sosyal alanlar ve refah alanlarının yönetimine dahil. Şu çok net, iş sağlığı güvenliğini iyi uygulamak istiyorsanız bunlar iyi olmalı. Öte yandan iyi bir proje yönetimi istiyorsanız bunların sağlanması lazım. Şey olmuyor çünkü, bunların iyi sağlanamadığı ama en başta söylediğiniz gibi hocam, yani işçinin sağlıklı yemek yiyip sağlıklı yerde uyuyamadığı, dinlenemediği, huzurlu olmadığı yerde O sıva da düzgün olmuyor. Böyle bir gerçek var. O sıva da düzgün olmuyor, o boya da düzgün olmuyor. Ve diğer detaylar da düzgün olmuyor kuşkusuz. Ben şey olarak da görüyorum. Yani bunu sadece imalat gözüyle tabii bakmamak lazım. Temel mesele insan hakları, çalışma hakları, günümüzün koşulları. Neden biz Türkiye'de bir sürü şeyi aynı batıdaki gibi yaparken bu işi yapamıyoruz bilmiyorum. Belki zaman, belki biraz daha üzerine şey lazım. Kamunun, devletin biraz daha üzerine gitmesi ve basınçta bulunması lazım özel sektörü. Çözülemeyecek bir sorun değil ama tam gelişmemiş ülke sorunu. Bizim bundan hızlıca kurtulmamız lazım ve Türkiye'de insana yakışır sosyal alanları da yönetebilen bir inşaat endüstrisine dönüşmemiz lazım diyerek hemen dilerimi de ileteyim en son olarak. Evet, ben aslında son sözler diye soracaktım. Çok güzel bir kapanış oldu. İnsana yarışır olması gerekiyor her çalışma ortamının. Ben o zaman çok teşekkür ediyorum hem öğrencilerimiz adına hem kendi adına. Çok güzel bir sunum oldu. Çok fazla değinilmeyen, görmezden gelinen bir konuydu. İnşallah onların da çalışma hayatında daha iyi sosyal alanları, sosyal tesisleri görmüş olacağız. Müsaadenizle o zaman ben oturumu kapatıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar.